Ekonomi Masası'ndan iyi akşamlar. Türkiye ve dünya gündemini, ekonomilerin ana gündem maddelerini, piyasaları etkileyen başlıkları konuşacağız bu akşam. Ama öncesinde Van'dan gelen haberlerde, acı haberlerde şehitlerimiz, yaralarımız ve vefat eden insanlarımız vardı. Başsağlığı diliyoruz, yaralara acil şifalar diliyoruz. Akşam saatlerinde de Sabiha Gökçen'den bir haber var, o da geldi. Orada da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan ve ekonominin gündemine geri dönüyoruz. Bu akşam kimlerle birlikteyiz? Sağ taraftan başlayayım. Tonguç Erbaş, Belgin Maviş ve Daniel Sarap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonomileri konuşuyoruz, piyasaları konuşacağız. Oradan hala ana gündem maddemiz küresel boyutta virüs salgını. Virüs salgınının ekonomileri, piyasaları ne şekilde etkilediğini ve etkileyeceğini anlamlandırmaya çalışıyoruz. Küresel borsalarda dirençli bir seyir vardı. Düşüş, çok sert düşüşler görmemiştik. Virüs haberleriyle birlikte birazdan rakamların dilini de çözmeye çalışacağız. Nerelere kadar inildi çıkıldı onu da konuşacağız ama iki gündür de küresel çapta bir iyimserlik var. İngiliz medyasına göre virüse karşı bir aşı geliştirilmesi durumu söz konusu. Hayvanlar üzerinde deneme aşamasına gelmişler. Hatta yarın İngiltere'nin Çin Büyükelçisi'nin orada bir açıklaması da olabilecek. Onu da izleyeceğiz. Bir iyimserlik halinden de bahsediyoruz. Bugün de var. Küresel borsalar bugün de yükselişteler. Biz bunu Borsa İstanbul cephesinde de gördük. Her ne kadar artının büyük bir kısmını geri vermiş olsa da. Önce küresel ana gündem maddesiyle başlayalım. Virüs salgını bizi piyasalar anlamında ne kadar etkiledi? Ekonomik veriler anlamında ne kadar etkiler? Yine sağ taraftan başlayayım. Tonguç Bey ile başlayalım. Neler oldu, neler bitti? Tonguç Bey ne düşünüyorsunuz bu aşamadan sonra? Bizi neler bekliyor? Ya tabii birçok virüsle ilgili veya 2020'ye biz girdikten sonra yani Ocak ayı ve Şubat'ın neredeyse ilk haftasında aslında birçok yani yalnız virüs kaynaklı değil ama haber akışı oldu ve birçoğu da biraz da böyle piyasalar için kötü. Yani hem Türkiye açısından da içinde biraz daha kötümser haber akışının geçtiği, dünya piyasalarında işte hem İran mevzusu sonra virüs mevzusu falan derken böyle bir sıkıntılı bir 2020'ye giriş oldu. Aslında 2019'da çok daha pozitif bir hava vardı. Hani ne oldu konusuna gelince de aslında yani şöyle bir bakıyorum hani merkez bankalarının politikalarında tabii çok kısa bir süre ama herhangi bir değişiklik beklentisi yok. Yani sanki bu yıl içerisinde o düşük faiz ortamı, paranın bol olduğu ortam devam edecek. Bu sırada Çin'le Amerika'nın anlaşması belki bir pozitif hava gibi düşünülse de virüs kaynaklı özellikle uzun bir tatil içinde olan Çin'in piyasalarının hemen bu hafta açılarak biraz daha şok etkisi yaratması sonrası işte Çin'in attığı bazı adımlar var. Hem likitte kaynaklı hem işte faiz kaynaklı diyelim hem de kur tarafında biraz daha kendi piyasasını rahatlatıcı. Bir İran-Amerika işte tedirginliği belki kısa süreli diyebileceğimiz ama piyasalarda birkaç düzeltmeden birine yol açan bir gelişme. Ama ben gördüğüm kadarıyla burada dalgalanma nasıl gerçekleşti? İşte her zaman o konuştuğumuz güvenli liman veya riskli varlıklardan biraz daha kendini güvenli görebildiği paranın kaçtığı bir Amerikan 10 yıllığı olduğunu gördük. İşte 1.50'lere doğru bir gerileme. Altında 1590 seviyelerin üstüne bir yükseliş. Yalnız borsalarda yani tabii ki Çin borsası böyle %11 negatifle uzun bir aradan sonra açılmasına rağmen işte yavaş yavaş toparlanmalar olsa da aslında böyle borsalarda çok inanılmaz bir şey dalgası olmadı. Yani bilmiyorum hani kalıcı bir satış dalgası olduğunu düşünmüyorum. Yalnız petrol tarafı biraz emtialar tarafı hani 2020'de bu virüsün yayılma ve aslında bilinmezliğinin artması durumunda küresel yavaşlamayı da tetikleyebileceği algısıyla şu an için sanki kalıcı bir fiyatlama olmuş gibi duruyor. Ama ben şimdi bugün işte virüsü aslında anlık hem Çin içerisinde hem Çin dışında işte vaka sayısı olarak, ölü sayısı olarak, yayılma hızı olarak ülke bazlı takip edebileceğiniz bile siteler var. Evet. Bazı hocalarımız da paylaşmış, oradan da ben aldım baktım. Yani dolayısıyla çok daha mesela işte SARS'da falan değerlendiriliyor ya bundan 10-15 yıl ya da 17 yıl önceki vakada. Yani şu an daha kontrol edilebilir, daha takip edilebilir.
ülkelerin ve bu karantina durumunu çok daha hızlı ve özellikle de bu virüsle mücadele edebilecek ülkeler içerisinde şu an için, yani ben gördüğüm kadarıyla mesela Güney Amerika ve Afrika'da herhangi bir vaka şu an için yok. Dolayısıyla bunun biraz daha sınırlı olduğu bir etki söz konusu. Velhasıl birkaç dalgalanma Ocak ayında biz yaşasak da, yani şöyle bakalım, işte kura bakıyoruz, yani Türkiye'ye bakalım, 5.98, borsa 122.000 üstünde. İşte bizim her ne kadar enflasyon verisi yıllıkta %12'nin üstüne çıksa da gösterge tahvilde çok 10 seviyenin üzerinde böyle bir yukarı yönlü iğme gerçekleşmedi. CDS'lere bakıyoruz, hala yani çok dar bir bant içinde gidiyor. Dolayısıyla Türkiye açısından sanki böyle hatta işte Çin gerginliğinin bizim Türkiye'deki ihracat tarafını biraz daha yani çok tabii istenilen bir şey değil böyle bir şeyden istifade etmek ama bunun bir pozitifliği olabileceği düşünüyor. Dolayısıyla Türkiye cephesinde çok bir değişim olmadığını ben düşünüyorum. Yurt dışına baktığımda da bunun etkilerinin Uzak Doğu'da daha çok hissedildiğini, yani virüs kaynaklı etkinin. Ama mesela Avrupa'nın Brexit sürecine girdikten sonra İngiltere-Avrupa arasındaki diyaloğun 2020'de devam ederken bir stresi var. Onun haricinde Amerika'da da biraz seçim sürecine girmişiz. Ve aslında sanki bugün seçim olsa Trump'ın bir ikinci dönemini yaşayacağımız düşüncesiyle de piyasada fiyatlamalar devam ediyor gibi böyle bir toparlamaya çalışayım ben. Risk algısı veya tedirginlik, fiyatlamalardan tedirginliğin azaldığını söylemek mümkün mü Bergen? Şimdi bu soruya şöyle cevap vereyim. Biz haftaya nasıl başladık? Korkularla başladık. Şu kısa 3 günlük süreç içerisinde başlıkları şöyle Tonguç Erbaş toparlarken başlıkları ortaya koyayım dedim. Yani piyasa nasıl tedirgindi? Çin tatilden dönecek, Çin piyasaları açılacak korkusuyla cuma günü gelen satışlar vardı. Ve bununla birlikte biz pazartesi günü bu tedirginlikle başladık. Çünkü endeksler kritik seviyeye geliyor, vuruyor, dönüyor. Yani 118.500 aralığını test ediyor. Bunun aşağısına doğru kırılımlarda ise korkular tetiklenecek ve 114-115.000 aralığına doğru hızlı bir 3.000-3.500 puan o bantta geri çekilecektik. Bu korkularla başladık. Ve Çin piyasalarının şeylerine baktığımızda %9'a varan değer kayıplarıyla başlayıp sonra %4-5 aralığında değer kayıplarıyla devam etmesi vardı. Ve tabii ki Borsa İstanbul'da da satış baskısı vardı ama o desteklerde tutunmayı başardı. Ve bununla başladık. Sonrasında ertesi gün neydi gündemimizde? Çin Merkez Bankası'nın piyasaları fonlaması, çok ciddi fonlamaları gerçekleştirmesi. Sonra Trump'ın senatodaki konuşması ve demokratlarla cumhuriyetçilerin karşı karşıya geldiği ortamda Trump'ın bir adım önde olayı götürmesi, azil süreci. Sonrasında virüs ve virüsün Çin'in bazı bilgileri sakladığı 4 kıtaya, 5 kıtaya yayıldığı ve diğer ülkelerde de vakaların olduğu. Sonra o ülkeden başka ülkelerin insanlarının nakillerini, haberleri izledik. Bu arada Fed'in bir önceki haftaki konuşmaları da bu şey içerisinde açıkçası güzel mesajlar vermesine rağmen fiyatlanamadı. O korkular daha ön plana geldi. Sonra haftaya biz enflasyonla başladık. Enflasyonda yüksek çıkacağını biliyorduk ama biraz daha beklentinin üzerinde bir enflasyonla karşılaştık. Özellikle aylık bazda %1.35, yıllık bazda 12.15. Bu biraz kafalarda soru işaretini yarattı. Merkez Bankası hem enflasyon raporunda hem de bir önceki enflasyonda da Ocak-Şubat döneminde enflasyonun yüksek çıkabileceğinden bahsetmişti. Ama şimdi politika faizimiz %12'ye gelince enflasyon arda arda 2-3 ay daha yükselmesi durumunda merkezin nasıl bir yol haritası çizeceğine dair kaygıların dolar TL üzerinde fiyatlamalarını gördük ama orada küresel bazdaki fiyatlamalar da dolar TL'deki fiyatlamalar üzerinde etkiliydi. Sonra Halk Bankası haberleri gündemimize geldi. Bu biraz moral verdi. Halk Bankası özellikle davasına Türkiye'nin itirazı, o mahkemenin şey içerisinde olmadığına dair Türk makamlarının itirazları ve temize gidiş süreci mi ya da temizliğin durdurulması gibi bir ara kararın bizim açımızdan pozitifliğinin fiyatlaması bir anda moralleri yerine getirdi. Ve 25 Şubat'ta da diğer duruşmanın olacağı haberleri gündemimizdeydi. Sonrasında İdlib konusu gündemimize geldi. Orada şehitlerimizin olması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar hem Rusya'ya yönelik hem de Amerika'ya yönelik yaptığı açıklamalar
siyasi tansiyonu yükseltirebilir mi korkuları beraberini getirdi. Piyasa bunu çok net bir şekilde dinlemeye çalıştı. Bu arada sınırımızdaki hareketlilik de yine aynı şekildeydi. Sonrasında Erdoğan-Putin telefon görüşmesi biraz daha hani tansiyonu düşürdüğü gibi oldu. Fakat bugünkü fiyatlamalarımızda biraz piyasalar artık işte virüse ilaç bulundu, ülkeler önlemlerini aldılar. Piyasa biraz daha kendi gerçekleriyle korkulardan sıyrılmak istedi. Ve teknik olarak baktığımızda Borsa İstanbul bu sabah itibariyle bizim beklemiş olduğumuz 123.700 seviyesine kadar gün içerisinde yukarı yönlü hareket etti. Dolar TL'de de bant aralığı 5.96-5.98 üzeri şeklindeydi. Bu anlamda baktığımızda özellikle Avrupa'nın dün itibariyle toparlaması, Almanya DAX endeksinin toparlaması da endeksin bugünkü yükselişine de etkileyen unsurdu. Ve gün sonunda da kar satışları geldi. Yani kısacası fiyatlamaların içinde var mı? Evet, sert fiyatlamalar oldu. Fakat kapanışlar hep yukarıda olduğu için biz gün içerisindeki o hareketleri çok fazla gün sonunda görmedik. Bu arada son dakika olarak altta geçiyor İstanbul Valiliği'nden açıklamalar. Bizden çıkan uçakla ilgili 120 yaralının çevre hastanelere yönlendirildiği haberi geldi. Kötü hava koşullarında dolayı iniş sırasında bir kaza söz konusu oldu. Umarız vefat haberi de gelmez. Şimdi sene başından bu yana Ocak ayı gerçekten zor bir aydı. Ama bu zorluk hala devam ediyor gibi. İlk önce ABD-İran gerginliği, sonra virüs salgını, Türkiye özelinde farklı gündem maddeleri, deprem vesaire. Portföy yönetimi açısından da aslında çok kolay bir dönem değildi. Nasıl değerlendirdiniz bu dönemi? Bu zorluk portföy yönetimini bir fırsat olarak mı öne çıkartıyor bu gelişmeler, bu oynaklık? Yoksa geleceği kestirmek bu anlamda bir miktar zorlaşıyor. Pozisyon almakta zorlaşıyor mu? Yani şöyle cevap vereyim bu soruya. Çok güzel bir soru bu arada. Tabii ki stratejilerinizi daha orta uzun vadeden kısa vadeye çekiyorsunuz. Volatilitenin çok yüksek olduğu ortamlarda. Ancak şu an öyle bir noktaya geldi ki iş, biz artık haftalık stratejiler, yani yatırım komiteleriyle haftalık stratejiler belirlerken bu bile yetersiz gelmeye başlıyor bir noktadan sonra. Çünkü haber akışları çok hızlı değişiyor ve buna karşı piyasanın verdiği tepkiler de bir o kadar yüksek betalı oluyor. Yani şöyle anlatayım, haber başına verilen piyasa tepkisi çok daha fazla oluyor. Yani montan ve yüzdesel açıdan. Burada bunu yakalamak da haftalık stratejilerle gerçekten çok zor. Dolayısıyla burada belki günlük, hatta bir sonraki günün ne olacağını kestirmeye yönelik stratejiler biraz daha portföy yönetimini aslında günlük trading'e doğru yaklaştırdı diyebilirim. Bunu doğru bir risk yönetimi anlayışıyla yönetebilen kurumlar da bunu ciddi bir fırsata çevirdi. Çünkü volatilitenin olduğu yerde aslında fırsatlar da var. Ama siz çok pasif bir yönetim veya işte çok konservatif bir yönetim yaptığınız zaman bu durumlarda da bu fırsatlardan yararlanamıyorsunuz gerektiği kadar. Dolayısıyla hem haberleri çok yakından takip etmeniz gerekiyor, hem çok hızlı bir şekilde gelen veriyi yorumlamanız gerekiyor. Bunu her zaman doğru yorumlayamaya da bilirsiniz. Farklı görüşler olabiliyor. Mesela şişe camın altındaki hisse senetlerinin, hisselerin ve şirketlerin birleşmesinin farklı farklı yorumlar geldi. Mesela bazısı dedi ki işte pozitif, bazısı dedi ki negatif. Ama işte piyasa tepkisi başta pozitifti, sonra negatife döndü gibi. İşte burada o baştaki pozitif etkiden faydalanıp mesela satış anlamda, sonra da bunu yerine koyanlar çok ciddi karlar ettiler 2 günlük bir süre içerisinde diyeyim. Bu şekilde bir özetleme yapayım. Diğer yandan küresel bazda baktığımızda da gerçekten bilgi ve enformasyon o kadar hızlı yayılıyor ve asimetri o kadar çok fazla bir boyuta geldi ki piyasa tepkileri de bir anomali halinde ilerliyor. Mesela dediğiniz gibi bu virüs salgını ve sonrasındaki süreçte gelen haberler, işte Çin'in kapalı olması vesaire, bir piyasalarda bir düzeltme mi başlıyor
korkusu yaratmıştı. Ama geri toplanma bir o kadar da hızlı oldu. Özellikle S&P ve DAX tarafında, Türkiye'de de aynı zamanda. Burada hani bazı spekülasyonlar yapıldı. İşte Çin'deki üretimin durması Türkiye'ye yarar mı gibi bazı şirketlerin yayınladığı raporlar vardı. Belki hani Türkiye'nin hızlı toparlanması buna da bağlı olabilir diyeceğim ama baktığımız zaman alış satış aktivitelerine Ocak ayında bir 570 milyon dolarlık da bir yabancı satışı var hala. Piyasa pozitif yönde gitmesine rağmen. Dolayısıyla burada benim aklıma bazı sorular takılıyor. Yani merkez bankaları her tökezlemede, her işte bir ekonomik bunalım öncesinde veya bunalım kendini baş göstermeden bir parasal genişlemeye, işte Çin'de gördük bunu daha yeni, parasal genişleme hamlesiyle piyasaları rahatlatmaya çalışıyorlar. Bunu Fed de yapıyor, ECB de yapıyor, Japonya da yapıyor. Belki İngiltere çok fazla yapamıyor bunu büyüklük anlamında karşılaştırıldığında ama genel anlamda bir piyasaları desteklemeye yönelik bir algı var. Dolayısıyla burada bütün bu parasal genişlemenin yanında 11 sene geçmiş ve hala bir enflasyon üretemiyor isek küresel olarak, burada ben şunu sorgulamaya başlıyorum. Acaba bizim okuduğumuz ekonomi teoremleri yavaş yavaş değişmeye mi başlıyor? Yani insanlar bu fazla parayı, gelen para arzını finansal enstrümanlara plase ediyorlar da tüketimlerini, yani enflasyonist baskı yaratabilecek tüketimlerini daha rasyonel bir şekilde mi yapıyorlar gibi şeyler geliyor benim aklıma. Ya da bu para aslında hiç o kesime gitmiyor mu? Yani kurumlar üzerinden direkt finansal piyasalarıma aktarılıyor gibi enteresan düşünceler geziniyor kafamda. Ama 2020 yılına geldiğimiz zaman artık şunu da görüyoruz. Dünyada da reel getirilerin artık düştüğünü. Biraz önce bahsettiğiniz 1,5'lara geriledi geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllığı. Türkiye'de reel faiz zaten sıfır seviyelerinde, hatta eksi şu anda. Dolayısıyla burada bir alternatif enstrüman arayışı bizi nereye götürebilir? Ekonomik sistemi nasıl değiştirebilir? Belki bunlara biraz daha kafa yormak önümüzdeki dönemde faydalı olabilir diye düşünüyorum. Biraz rakamlardan bahsedelim. Biz de başlayalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. 22 Ocak'ta İrem'den de rica edelim. BIST 100'ün şöyle 3 aylık grafiği gelirse harika olur. BIST 100'de 22 Ocak tarihinde 124.536 seviyesi görüldü. Yakın dönemin en yüksek seviyesi. Rekor yani. Sonra virüs endişesiyle birlikte küresel borsalar düşerken biz de BIST 100'de 30 Ocak tarihinde 118.255 seviyesini gördük. En düşük seviye olarak, yakın dönemin en düşük seviyesi. Bugün gün içinde en yüksek seviye olarak 123.629 seviyesi görüldü. Oradan bir miktar geri çekilme var. Ama yani bir diri kalma hali de var. Aslında bu diri kalma hali Ocak'ta da vardı. TL varlıklar benzer ülke, gelişen ülke endeksleriyle kıyaslandığı zaman nette pozitif bir ayrışmayı da göstermişti. Tabii bu gündem maddeleri, bize özel gündem maddeleri, az önce küresel borsalarda çok fazla bir oynaklık yaşanmadı dediniz ama endeksi şöyle bir kabaca bakarsak ne kadar, hani kaç bin puanlık bir marj aralığında bakmış diye, kabaca 6 bin puanlık bir marj aralığında gitmiş gelmiş. Evet. Şimdi onun ortasında bir yerlerdeyiz gibi. Bundan sonra ne olacak sorusu da var. Tabii bu arada da az önce Daniel Bey söyledi. Ocak ayında yabancı pozisyonlar açıklandı. 500 küsür milyon dolarlık bir yabancı satışı da var. Aracı kurum raporlamalarına bakıyoruz. En son gelen satıcı raporlarında ana çatıda bir değişiklik söz konusu değil. Türkiye'nin hikayesi büyüme ve düşük enflasyon olarak, düşük faiz olarak kurgulanmaya devam ediyor. BIST 100 içinde yüksek seviyeler, yüksek derken mevcut duruma göre daha yukarıki seviyeler korunuyormuş gibi. Bunlar olan şeyler. Ama önemli olan bundan sonra neler olacak? Endeksin bulunduğu yerde biz içeride İdlib konusunda konuşuyoruz tekrar. Orada da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli açıklamaları da vardı. Ama nette şöyle çok da düşmeyen bir borsamız var. Nasıl değerlendirmek lazım? Ya şimdi hani
bir kere bütün değerlendirdiğiniz şeyleri bir kenara koyar. Yalnızca borsanın Ocak ayında yaptığı harekete, yani İran, virüs, işte İdlib meselesi bakarsak diyelim, enflasyonu da koyalım içine. Ben şöyle düşünüyorum. Küresel anlamda eğer risk algısı tekrardan pozitife dönerse, yani tekrar işte ne diyelim, mesela Eylül-Aralık hareketi gibi bir borsa tarafına paranın, yani şöyle paranın aktığını derken, şimdi siz dediniz yani Ocak'ta işte bir para çıkışı var vesaire. Yabancı. İlginin diyelim en azından. Çünkü şey çok konuşuluyor, işte yerlinin bu kadar borsayı domine edebilme ihtimali vesaire. Ben şunu görüyorum, yatırımcılarıma da onu söylüyorum. Bakın sizin grafik içerisinde de var. Yani o 118 bin seviyesinin altında böyle bir tepe vadi falan gibi düşünürsek, şu aşağıdaki 113.500 seviyesi, ki orada bizim boşluğumuz da var. Yani öyle bir düşüş olsaydı, ben onun için dedim. Yani küresel anlamda da borsalarda böyle bir aşağı doğru trend oluşmadı. Yani bir kısa düzeltme hareketi gibi gözüküyor. Şimdi Çin tarafını ayrı bırakıyorum. Çünkü biraz önce baktım, işte 400 küsür ölüm vakasının işte 300'ün üzerindeki kısmı yine Çin içerisinde. Ve sadece belli bir ilin içinde olmuş, ya da bölgenin diyelim. Dolayısıyla böyle mesela, evet, bahsettiğimiz gibi haber akışında artık dünyanın reaksiyonu ya da piyasaların reaksiyonu çok daha hızlandı. Yani olması gerekenden de bazı agresif, pozitif yönde de negatif yönde de oluyor. Dolayısıyla bütün bunları bir kenara koyup fiyat hareketiyle Borsa İstanbul'u değerlendirdiğimde, tekrar bir düzlük alan yakaladığında Borsa İstanbul kendini 130-135 bin seviyesine atacağını hissediyorum, ya da öyle tahmin ediyorum. Yani bunu nasıl görebiliyoruz? İşte birkaç, ne bileyim, İran vakası, İdlib'i, virüsü koyduğunuzda yıkılmıyorsa ve burada hala biz o talebin, ve özellikle ben son dönemde, yani şu ikinci düzeltme hareketinde çıkış hareketine çok katılmayan, mesela Kardemir, Petkim, Tekfen bir nebze, o hala biraz zayıf seyrediyor, ama mesela hala Türk Hava Yolu, hatırlayabildiğim kadarıyla Aselsan tarzı, Tüpraş hala zayıf aslında. Yani mesela Petkim, Kardemir, Aselsan tarzı kağıtlar hani yükselişte normalde beklendiğinizde biraz daha taleple en azından o ufaklara katılabilir. 2020'de de bunu bekleriz diye düşünüyorduk. Buraya biraz talep olmaya başladı. Yani o düzlüğü gören yatırımcı bu hisse senetlerine biraz daha fazla gelecektir. Mesela hava yolu. Yani Türk Hava Yolları mesela 15 küsürlerin üzerindeyken iki tane İran ve virüs darbesine rağmen işte 13'lü seviyelere çekildi. Ama şeyi hissedebiliyorum, yani o rahatlığı bulduğu zaman aslında ederi şu an için bile 17-18'e kendini atabilecek bir potansiyel gibi gözüküyor. Yani böyle bir yatırım tavsiyesi gibi de olmasın, ama hani ben hisselerin enerjisini konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şunu düşünüyorum, yani o boşluğu biz tabii Şubat'tan sonra bulabilirsek, Mart-Nisan gibi belki de biraz işte 12 aylıklar tamamlanıp 3 aylıklara geçerken işte genel kurullar, temettüler, ne bileyim bedelli sermaye arttırımları falan tamamlanmış. Biraz da küresel taraf bu virüs algısını falan da geride bırakıp o Amerikan seçimleri atmosferine daha çok yaklaştığı bir dönemde 1-2 ay içinde, yani 1,5 ay içerisinde belki ilk etapta o 135 binlere doğru bir hareket olabilir gibi geliyor. Çünkü şöyle bakıyorum, Türkiye'de ne değişti? Yani tamam, bir enflasyon verisi aldık, ama hani bunun yanı sıra açıklanan verilerde işte güven endeksleri hala yükseliyor. Bazı görmediğimiz, daha açıklanmamış da sanayi üretimi tarzı veriler var, ama yani burada bir kredi büyümesini görüyoruz. İşte biraz talep enflasyonu gelir mi falan konuşuyoruz. Yani dolayısıyla o büyümeyi de göreceğiz büyük ihtimal. Kredi derecelendirme kuruluşları maalesef diyeyim, yani işte en son S&P'nin de içinde yer aldı ki o da çok enteresan. Yani biraz ondan da bahsedeyim. Hani kur tahminini bile 40 kuruşluk aralıklarla 4 yıla bölebilen çok net bir tahminle, yani nasıl diyeyim, hani böyle kağıt kalem alıp çarpıp da hesaplayabileceğiniz. Büyümeyi hala 3-3,5 içinde bıraksa da mesela işsizlikte kademeli 10 seviyelerine doğru bir geri çekilme olan ve artık şunu söylemesine rağmen görünümde ve notta değişikliğe gitmeyen bankacılık sistemi ve Türk ekonomisinin global iyimserlikten faydalanmaya devam edeceğini, büyümenin devam edeceğini, fakat hızlı kredi büyümesi ve şeffaf bir piyasanın
olması durumunda notunu artabileceğini, olmaması durumunda yine Türk ekonomisinin hani negatif görüntüsünün de içinde olacağını söylemesine rağmen, ki bence yani bu kadar gelişme ve bu beklenti içerisinde bir riskin önde tutularak görünümde bile bir değişikliğe gidilmemesi belki biraz erken bir değerlendirme olduğu için buna gitmişlerdir, ama ben yaz aylarında bunun da geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un yani yoluna ben çok net bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönem tabii çok net hani ne değişebilir bilmiyorum jeopolitik anlamda risk algısında, ama yani şuna katılmıyorum. Biz buralarda işte çok mu yükseldik, ederin çok mu üzerindeyiz değil. Bence daha yola yeni başladığını düşünüyorum ben Borsa İstanbul'un. Hani bunu hem İran meselesinde hem virüs stresinde biraz da borsanın test etmiş olduğunu, yani 118 altına bile gelmeden toparlanma aşamasında olan bir Borsa İstanbul'un ilk etapta çok yani daha yukarılarda bir hedefi olduğu gözüküyor şu an için. Peki. Belgin Hanım, siz nasıl değerlendirirsiniz? Beklentilerinize bir değişiklik yarattı mı bu gündem maddeleri? Ya hala 125 bin. Onun üzeri için biraz fazla iyimserlik var. Henüz ben o 135 bini göremedim. Benim 200 bin de var sene sonu. Yani onu açmadım var, yani. 3 şimdi, cent. 3 cent. Evet. Teknik olarak o 130-135 binler var. Ama tabii hepimiz biliyoruz ki tekniğin gösterdiği her seviye görecek diye bir şey yok. Tıpkı 113-500'lerin hani destek olarak görmek istemediğimiz seviye olması gibi. Ama şu var, neden borsalar yükseliyor sorusuna kendimce şu cevabı verebilirim. Kur tarafına bakıyorsunuz, yatırımcının beklentilerine cevap vermeyen, alınan önlemlerle belli bir disiplin içerisinde hareket eden bir kur var. Sadece son dönemde şu yükseliş dolar endeksi kaynaklı bir yükseliş. Ben o şekilde düşünüyorum onu. Fed'in kararına rağmen. Çünkü Brexit sonrası sterlindeki değer kayıpları, euronun yine dolar karşısındaki değer kayıpları, dolar endeksinin yeniden 98'in üzerine atakları kurda yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Biraz da korkular burada etkili. Ama yatırımcı tarafına baktığımızda, yerli yatırımcı yurt içindeki yerleşikler diyelim, halihazırda yine dövize yönelişleri var, ama bu kez sadece paralarını koruma amaçlı. Hani doları buradan alacağım, 10 liraya satacağım gibi bir görüş yok. Çünkü o direnç şu anda ya da o beklenti şu anda kırılmış noktada. Tamam. Faizlerdeki aşağı yönlü hareket yatırımcıyı burada da aradığını bulamamasına neden oldu. Hızlı bir geri çekilme. Orada mevduattaki paranın geri çekilmesi. Eurobondlara bir dönem şey yaptı. Eurobondlarda da evet güzel getiriler elde etti, ama Eurobondların da sınırlı bir sayıda olması, tüm yatırımcıya hitap etmeyen bir yön olması, ister istemez paranın, boşta kalan paranın bir para kazanması gerekiyor. Ve insanlar bu kez, ilginç olan şuydu, biz 93 binde de söyledik, borsa her zaman girilir. Yani önemli olan, asıl olan hissedir ve haber akışını takip etmektir. Ama 98 binde güvenmeyen yatırımcı bu kez 113-115 bin aralığında hesap açmaya geldi. Neden? Çünkü bu alternatiflerde beklediğini, aradığını bulamadı. En son İran-Amerika gerginliğinde dahi bazı yatırımcılar mesela hesaplarını çekip hemen dövize dönmek istemişlerdi. O zaman da söyledim. Çok kısa süreli bir hareket olur ve siz buradaki pozisyonlarınızı kaybetmeyin. Çekenler o kaybı yaşadılar. Gidip dolar alanlar o kaybı yaşadılar. Bu sefer o bilinçle tekrardan geri dönerek yine hisse senedinde harekete geçtiler. Şimdi korkulara rağmen paranın adresinin burası olması, yani borsa olması, Borsa İstanbul'da hali hazırda 125 bin ve onun üzerinde 128-130 bini test etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bir tek çekincem var. Bugün yoğun haber akışının içerisinde özellikle Türkiye-Amerika ve Türkiye-Rusya İdlib'deki şehitlerimiz sonrasında Rusya'nın destek vermemesi, Suriye tarafının bizim birliklerimize, askerlerimize yönelik yapmış olduğu atak sonrasındaki, saldırı sonrasındaki süreç içerisinde haber akışı içerisinde bugün bir Amerika kaynaklardan gelen bir haber vardı. İHA desteğini Amerika'nın Türkiye'ye karşı çektiği yönünde. Bu kısa süreli endekste dikkat ettim. Bir 600 puan, 600-700 puanlık bir geri çekilmeye neden oldu. Yani ve sabah saatlerinde de Pompeo'nun olumlu açıklamaları vardı Türkiye'ye yönelik. Ve dolayısıyla
buradaki çekince halihazırda var. Eğer burada Amerika-Türkiye, Türkiye-Rusya arasındaki bu neden olan gerginlik nispeten azaltılırsa ve bununla birlikte İdlib'deki gelişmeler biraz daha Türkiye lehine daha pozitif şekilde bir geçiş süreci olursa, evet, o zaman size katılıyorum. O zaman biz 125 bine değil 130 bini, 135 bini konuşalım. Ama bu kadar korkular varken onu konuşmak için henüz erken. Çünkü bu bir bilanço dönemi. Hisse bazlı hareketler var. Ve bir diğer şıkkı da söyleyeyim. Bankalar hareket etmiyor. Ve Borsa İstanbul bir holding ve banka ağırlıklı endeks olduğu için bankalar hareket etmeden, bankalarda güzel hareketler, haber akışı bu desteklenmediği sürece endeksin çıkışları hep sınırlı kalır. Peki borsa neden çıktı? Yerli yatırımcının bu kadar çok mu parası vardı? Hayır. Bireysel emeklilik fonları dahil olmak üzere varlık fonunun ve fonların daha aktif bir şekilde, daha yoğun bir şekilde Borsa İstanbul'a katılımlarının sağlanması, bununla birlikte Türk lirası cinsinden özellikle TERREF dediğimiz tahvil tarafına yoğunlaşması ve orada ciddi bir talebin doğması gibi ve bunların hepsini Borsa İstanbul çatısı altında biraz daha para girişini güçlendirecek değişimlerin yapılması endeksi şu anda bu noktaya getirdi. Alternatifsiz olarak şu anda gözüken borsa yatırımcısına gün içerisinde korkusa da yatırımcı yine hisse senedinde pozisyon almaya devam edecek. Daniel, az önce Borsa İstanbul cephesinde veya küresel gelişmelerle birlikte artık çok daha kısa vadeli bakmak zorunda kalıyoruz gündeme, piyasalara dediniz. Bu işleri zorlaştırıyor bir noktada elbette ama baktığınız noktada Borsa İstanbul cephesinde ne görüyorsunuz? Bu düşüş beklenen bir realizasyon çerçevesinde mi değerlendirilmeli? Yükselişe katılamayanlar için bu düşüş bir alım fırsatı mıydı? Yabancıların olmaması önemli midir Borsa İstanbul cephesinde? Bunu da birazdan sizlere de soracağım çünkü. Çünkü çok konuşuluyor yani. Yabancı olmadan nereye kadar sorusu. Bu soru doğru bir soru mu? Onu da konuşmamız lazım ama Daniel Bey'e sormuş olayım. Ne dersiniz? Yani şöyle düşünmek lazım. Aslında 93 bin seviyesinden, Ekim 2019'da 93 bin seviyesinden %65 olan yabancı takası şu an %61 seviyelerinde ve biz 123 bin seviyelerindeyiz. Dolayısıyla yabancı illa da gerekmiyormuş. Ben bunu öğrenmiş oldum bu süreçte. Bundan sonrası için de yabancı gerekir mi? Bu likidite seviyeleriyle gerekmez. Yani baktığınız zaman tarihsel olarak bankaların hep gerçekten işlem hacimlerinde en üst sıralarda olduğunu görüyorduk. Ama bir süredir ne yazık ki bunu göremiyoruz. İşte havacılık hisseleri ve BIST 100 dışı bazı hisselerin ilk 5 içerisinde olduklarını görüyoruz sıkça. Zaten getirilere baktığınız zaman sene başından bu yana BIST tümün getirisi BIST 100'ün getirisinin 2 katı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada işte yerlilerin açmış olduğu hesaplar, benim yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz ay 50 bin tane hesap açıldı ve toplam hesap miktarı 1 milyon 100 bin olan bir sistemde 50 bin hesap bir ayda çok ciddi bir rakam. Yani dolayısıyla yatırımcıların buraya gelmesi, alternatifsiz kalması, evet bunlar çok anlaşılabilir ve makul. Şöyle düşünün, zaten DTH seviyeniz tarihin en yüksek seviyesinde. Zaten yeteri kadar paranızı dolara koymuşsunuz. Yani sahip olduğunuz paranın yarısı aşağı yukarı şu anda bankadaki paranın. Dolayısıyla kredi faizleri çok ciddi geri geldi. Bu işlemlerin birçoğu da kredili olarak yapılıyor aracı kurumlar üzerinden. Faizler geri gelince de işte bir birim etki ediyorsa küçük hisselerle birlikte bu etkiyi iki birime doğru çıkarmış oldular. Yani bir o kadar da kredili işlem yaparak çıkarmış oldu yerli yatırımcı. Ve bunu çoğunlukla da günlük alsatlarla yapıyorlar ama gün sonunda fiyat yukarı gitmeye devam ediyor. Yani karşılığında bir satıcı gelmediği için veya satıcının etkisi göreceği olarak az kaldığı için veya belli tahtalarda yoğunlaştığı için endeks üzerinde çok da fazla bir etki olmuyor. Yani baktığınız zaman evet 570 milyon dolarlık bir satış var ama bunun büyük bir kısmı iki tane hisseye gitmiş sadece. Dolayısıyla
O iki tane hissenin endekse etkisi çok marjinal kalmış. Diğer bütün hisselerin yukarı gitmesi endeksi taşımış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada hani yabancının illa gelmesi gerekiyor bu seviyelerde. Yani geçmiş tecrübe bunun çok da gerekmediğini gösteriyor bana. Aha, işin matematiksel kısmında siz bu seviyelerin yatırım yapmak için uygun olduğunu, olup olmadığını sorarsanız bana, işte çok basit bir hesap yapmak gerekiyor orada. Bugün hisse senedi risk priminin 4,5-5 civarlarında olması ve elde tutma maliyetlerinin de işte 12-13 civarlarında olmasıyla öz kaynak maliyetleri %18 seviyelerinde gibi kabaca düşünürseniz, bu seviyelerden 135 bin hedeflemesi açıkçası bir sene ilerisi için bana çok feasible gelmiyor. Yani burada en azından bir 140-145 bin civarında bir hedef fiyat olmalı ki ben en azından öz kaynak maliyetimi çıkartayım. Şu anda konsensus hedef fiyatlamalarına baktığımız zaman geçtiğimiz iki ayda işte ortalamalarda 130-135 binler aralığı vardı. Şimdi 140-145 binler aralığı var. Evet. Ama yeterli mi? Değil. Dolayısıyla ben şunu beklerim. Yani 120 bin aşağısı, işte o 119 bin, 113 bin aralığı bence yatırım yapma perspektifi anlamında daha makul, daha feasible seviyeler diye yeni düşünüyorum. Yeni maliyetler açısından, yani alım anlamında mı? Evet, yani hedef fiyatlamalarımız eğer buralarsa diyorum, yani alım yapacaksak 120 binin aşağılarında bir yerde alım yapmak bir yıllık bir yatırım perspektifi için daha makul gibi görünüyor şu anda. Ama bu tabii ki şu demek değil, belki 135 bine bir ayda gideceğiz. Tabii o zaman da matematik değişiyor. Yani biz bu konsensus hedef fiyatlamaları sonuçta şeyden topluyoruz. Aracı kurumların vesaire araştırmalarından topluca bir konsensus hedeflerini alan bir havuzumuz var. Orada topluyoruz. Benim gördüğüm de 150 bin üzerinde çok beklenti ben okumadım bugüne kadar. Yani strateji raporlarında. 155 bini var mı? 155 bini okudum. Bu olabilir. Yani eğer 150-155 bin civarlarında beklentimiz varsa o zaman 120 bin seviyeleri de feasible olabilir diye düşünüyorum matematiksel olarak. Benim beklentim nedir diye sorarsanız, yani potansiyel anlamında evet şuna katılıyorum. Hisse senetleri harekete hazır mı? Çok hazır. Yani o psikolojiyi ben de, yani aşağı gitmektense yukarı gitmeyi her an her fırsatta tercih ediyorlar gibi. Psikolojik olarak bunu ben de hissedebiliyorum. Ancak biraz önce Belgin Hanım'ın bahsettiği bazı çekincelerim de var. Yani şu jeopolitik konular nedense hep halının altına süpürüldü ve süpürülmeye devam ediliyor gibi. İşte bu merkez bankaları her düşüşte ceplerindeki kartları masaya koyuyorlar gibi ve bu daha ne kadar devam edebilir veya edecek gibi kafamda soru işaretleri var. Dolayısıyla burada dengeli gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bir anlamda evet potansiyel var. Evet çok iskontoluyduk. Bu iskontonun bir kısmını geri aldık ve muhtemelen o iskontoyu da kapatmaya devam edeceğiz. Belki de bankacılık endeksiyle bunu kapatacağız büyük anlamda. Çünkü bankacılık endeksinin iskontosu baktığınız zaman diğer gelişmekte olan ülkelerin bankacılık endekslerine çok çok daha açık. Yani %60 seviyelerinde fiyat kazanç oranına bakarsanız. Buradaki banka öz sermaye maliyetlerinin aşağı gelişi de önümüzdeki dönemde zaten bilançolara da pozitif etki yaratacak. Yani 2020 ve 2021'de pozitif görüntü göreceğiz. Yani net faiz marjlarında da iyileşmeler göreceğiz. Ama işte bu kredi mekanizması tüketim yoluyla ateşleneceği için geri dönüşler nasıl olacak? Burada bir iki tane soru işareti var kafamda. Bir doğal düzeltme yaşadık. Yani kredi mevduat oranlarında bir düşüş oldu. Yani nasıl oldu o? Mevduat oranları, faizler yüksek olduğu için zaten
doğal olarak kredi mevduat oranını aşağı doğru itti. Yani kredi sabit bile kaldıysa mevduat oranları geçtiğimiz bir sene öncesine baktım ben %28'lerle mevduat bağlamışız. Evet. Şu anda %10'larla bağlayabiliyoruz. Dolayısıyla o %28'leri alan mevduat zaten o kredi mevduat oranını aşağı doğru çekti. Ve bundan sonrası önemli. Nasıl önemli? Şimdi Mart ayıyla birlikte çok ciddi iç borç çevirmeleri olacak. Hem hazinenin hem de Nisan-Mayıs'la birlikte bankalarında dışarıda borç çevirmeleri olacak. Burada iç borç çevirme oranları nasıl olacak? Hangi şartlarda olacak? Oranlar nasıl olacak? İşte burada yapılacak olan ekstra bir borçlanma, iç borçlanma diyelim, dışlama etkisi yaratacak mı? Faiz oranları için en iyi seviyeler görüldü mü? Bu böyle kafamda bazı soru işaretleri var. Çünkü faizlerin daha da aşağı gelmediğini ve verim eğrisinin de hafiften yataylaşmaya başladığını görüyorum. Hani bundan 2 ay önce konuştuğumuzda işte verim eğrisi normale döndü, hisse senetleri pozitif diyorduk. Bugün de işte swap eğrisinde yakın vadelerde bazı anomaliler görüyoruz, tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bunun yurt içi tahvil fiyatlarına yansıdığı noktada döviz kurları ve işte Borsa İstanbul nasıl olur? Burada benim kafamda bazı soru işaretleri var. Dolayısıyla ben yatırım yapmak için en azından bir öz kaynak maliyetimi çıkarmayı görmek isterim ki hani burada gönül rahatlığı içerisinde hani bu seviyelerden alım yapın veya işte alım yapmaya başlayın diyebileyim yatırımcılara. İrem, tahvil faizlerini görebilir miyiz? 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvil tarafında sert düşüşler gördük. Şimdi Daniel Bey de yeni açılan 50 bin hesaptan bahsediyor. Bir ilgi var yatırımcı cephesinde Borsa İstanbul tarafına. Çünkü alternatifleri yüksüz gibi duruyor. Yani %10'un altında mevduat faizleri, reelde beklenen enflasyona göre hala pozitif ama küçük getiriler yatırımcıları da farklı yerlere itiyor gibi. Yılbaşı itibariyle bunu görmeye başladık. Belki de devamı geliyor. Belki bunu da açıklar yetkili merciler yeni hesap sayısı ne kadar oluyordur diye. Burada alternatiflerinin zayıflığı da Borsa İstanbul için işte önde koşmak gibi bir fırsatı doğuruyor mu? Yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Bir sürü seçenek var. Bu seçeneklerin içerisinden birkaç tane seçme hali söz konusu. Geçen sene kötü performans göstermiş varlıklar var. Para birimleri işte dolar, TL, euro, TL. Geçen senenin getirisinin çok çok gerisinde kalması beklenen bir faiz ortamı. Öbür tarafta da ucuz kalmış ama ucuzluğunu 1,5-2 yıldır hatta 2017'den bu yana konuştuğumuz Borsa İstanbul cephesi. Bunların hepsi yeterli mi? Yani yatırımcı ilgisinin bu tarafa dönmesi için. Yani şimdi şöyle Türk yatırımcısı diyelim. Yani Türkiye'de elinde yatırım için para ayıran kişi sayısı diyelim veya kurum sayısı veya meblağ büyüklüğü. Bugün de görüyoruz ki aslında Borsa İstanbul tarafında hala çekinceli davranmaya devam ediyor. Yani bir ayda 50 bin hesap açıldı da geçen 10 yılda kaç tane hesap açıldı Borsa İstanbul? Veya 1 milyon 100 hesabın kaç tanesinde? Ben size söyleyeyim de yani 8 bin tanesi normalde bundan 2 ay önce baktığımda hani böyle kallavi bir şeye, meblağa sahip diyelim Borsa İstanbul içerisinde baktığımızda. Hadi ikinci oranı da alalım içine. 20-25 bin hesap. Yani böyle bir hisse senedine girdiğinde hani pozisyon aldığında da bakiye olarak baktığınızda kayda değer Türk borsası için bir hesap. Yani geri kalan 1 milyon işte 100 bin 80 bin veya da 1 milyon 150 bin olan hesap sayısının neredeyse %80-85'i aslında bir kısmı boş hesaplar bakiyesiz, bir kısmı dolu olsa da belli bir meblağın altında olan kısım. Şimdi son 20 yıllık tecrübemi ben düşünüp önümüzdeki bir yılda da o tecrübeye göre hareket edeceksem çok basit şeyler söyleyebilirim. Ama Türkiye'de değişen bir şey olduğu için ben mesela siz 155 bin gördüm diyorsunuz en yüksek. Ama ben TL bazlı 200 bin Türk borsasının, Borsa İstanbul'un hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi olması neden düşünüyorum? Bunları aslında defalarca da sıraladım.
Alternatif bir ürün olmaması bunların içinde mi? Evet. Yani bizim 2016'dan bugüne piyasalarımız o kadar çok dalgalandı ki, yani insanlar bir dövize gittiler, bir mevduata gittiler, işte ondan önce konut alıp satanlar bir süre zarar etti. Ne bileyim bir ara hatta otomotiv tarafında bile trade edenler vardı. Yani ben öyle hatırlıyorum, hani alıp satma hikayesi tekrar başlamıştı. Onlarda bile şimdi bir durgunluk söz konusu. Dolayısıyla 2020 Türkiye'sinde, yani benim düşünceme göre, eğer dünyada 2020'de Amerikan seçimleri öncesi veya sonrasına kadar iyimserlik ve piyasa desteklemesi devam edecekse, bir kere insanlar enflasyonüstü getiriyi aradıkları ürün grupları içerisinde çok zor bulacaklar. Ya o dövize, TL'ye bakın, altın mevduatları bile geçen sene değil mi, %100 arttı mü? Arttı. 40 milyardan 80 milyara çıkmış. Yani herkes nasıl ki negatif mevduatta dünyada bir anda 8 ayda böyle inanılmaz bir akım oldu ve herkes parasını oraya yatırmaya gayret etti. Şu anda da Türkiye'deki yatırımcı döviz, TL, altın ve bunların hepsi neredeyse sabit getiriye yakın, daha risksiz alanda ya da yalnızca elinde tutmak için bir varlık taşıyor. Şimdi borsaya da çok yakın olmadığı için bu yatırımcılar, yani hepimizin hatası olan 1990'lardan beri önce hisse senedini anlatamadığımız, sonra VIOP yani vadeli işlem opsiyon piyasası çıkıp onu da anlatamadığımız ama hala akşam seansını açtığımız, işte 20-23 saati çıkarmaya çalıştığımız bu piyasaları aslında biraz da aracı kurumların desteği veya işte bu yönde kariyerlerine ya da kurumsal hayatlarına devam eden kurum ve kişiler, biraz da anlatmaya çalıştık biz bunları son 2-3 yılda. Mecbur kaldığımız için aslında da biraz. Ve sonrasında şunu görüyorum ben. Yani 20-25 sene önceki borsa yatırımcısı, araya gideceksek de toparlayabilirim. Var, 1-2 dakikamız daha var. Veya o yeni yatırımcıların hepsi biraz da sosyal medya ve teknolojinin gelişmesiyle, ya ben geçen sene %25 mevduatta para tıkır tıkır alıyordum. Bu sene her ay %1 aşağı geliyor, ne yapacağım? Çünkü ona göre bir hayatını bağlamış. Ya da dövizde alıyordum işte, her sene %30, %40 cebime koyuyordum falan derken bir bakıyor, İşte İran meselesi oluyor, virüs meselesi oluyor, İdlib meselesi oluyor. Dolar TL'deki oynaklık gün içi 1 kuruş, 1.20 kuruş mesela. Dolayısıyla Türkiye'de değişen bir sistem var. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Kur, geçen sene son 6 ayda gördüğümüz gibi bu sene bütün dış şoklara karşı daha kontrollü bir hal içinde. Dolayısıyla ben yabancının gelmemesini kendileri açısından çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Yani kurum bu kadar risk algısının düştüğü bir ortamda siz dolar bazlı gelip burada %50 bir getiri sağlayabileceğiniz, ki bunun daha farkına varacaklar. Yani ben biliyorum, onun için hedefimi çok yüksek tutuyorum. Dolayısıyla böyle bir alternatifin az olduğu ortamda yerli yatırımcının bu alternatif piyasa olan Borsa İstanbul'u, bakın halka arzlarının da artacağı bir yer olacak 2020. İnsanların daha fazla öğrenebileceği alanlar olması, daha fazla ilgi duymalarından dolayı yatırımcı sayısı da artacak, şirket sayısı da artacak. Her ne kadar birleşmeler devam etse de daha güçlü şirketlere doğru bir sermaye piyasası veya bir borsa dönüşümü yaşıyoruz. Şimdi, ara verelim mi? Aradan sonra peki, konuşalım bu değişimi. Peki. Aradan sonra karşınızdayız. Daha iyi bir hafta sonu için A-Para izleyin. Gündemde olmak var, gündemde olmak. Marjinal bir çıkış yaptı. Böyle bir şey öncelik yapması çok güzel. Hayat sanatı taklit etmeye başladı. Her şeyin kolayını buldular. Hafta boyunca yaşanmış, ilginç, dikkat çekici, gündemi oluşturan konular Mevlüt Tezer'in yorumu, Zeynep Özkara'nın sunumuyla ekrana geliyor. Neşeli videolar, özel ve önemli günlerin hatırlatıldığı dop dolu içeriğiyle akılda kalanlar her cumartesi 9'da A-Para'da. Konum masasından tekrar merhaba.
Daniel Sarap, Belgin Maviş ve Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Tonguç Bey, birinci bölümün sonunda Türk sermaye piyasalarında, borsalarda bir değişimden bahsediyordu. Reklam arası vermek zorunda kalmıştık. Buyurun, kaldığımız yerden devam edelim. Yani özetle o değişimin birinci basamağı, evet, alternatif piyasalarda veya ürünlerde getiri anlamında borsayla rekabet etme tarafı olabilir. Ama ikincisi benim, yani biraz da üstünde ara öncesi durmaya çalıştığım, bir finans merkezi olma yolunda ilerliyorsak, daha düşük faiz oranları, daha düşük enflasyon, önümüzdeki 3 sene içinde işte %5'e yakın bir büyümeyle devam etmeyi planlıyorsak ve özellikle finansman konusunda şirketlerimizin daha düşük maliyetli finansmanı yurt içinden sağlamasını, işte o 197 milyar doların veya altına ve mevduatta yatan bir kısım paranın iki alternatif olacak. Bir tanesi tekrar ticarete dönerek yatırım yapıp buradan bir getiri elde etmeye çalışmak. Yani daha ticari bir yön sermaye piyasalarının dışında. İkincisi de belki enflasyona yakın bir gelir için diğer alternatif işte tahvildir, dövizdir, belki altındır, bilmiyorum. Altın da aslında bu yıl için değişik bir yatırım tercihi olabilir. Ama esas sağlıklı bir piyasa için bizim güçlü bir borsamızın, yani güçlüden kastım da şu, yatırımcı sayısının ve özellikle bilinçli finansal okuryazarlığı yüksek. Yani buna bugünden inanmazsak bundan 5 yıl sonra inanmamız, yani aynı geçirdiğimiz son 30 yıl gibi devamlı ertelenerek devam edecek bir tecrübe olur. Dolayısıyla daha bilinçli bir ve daha fazla bir yatırımcı sayısı diyelim. Daha çok şirketin Borsa İstanbul'dan finansman kaynağı elde ettiği ve belki daha güçlü şirketlerle özellikle, yani bu yıl içinde ben tahmin ediyorum, bu faizlerin düşmesi, Borsa İstanbul'daki halka arza yönelik uygun ortamın oluşması, daha çok şirketin bankalara yönelmesindense daha şeffaf bir yönetimle borsaya gelmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu değişim, bunu kastediyorum, ama bir ikinci veya bir üçüncü bacağı da işte her zaman bizim yaşadığımız, belki Belgin Hanım da çok yakından bildi, yabancı gelir, işte bankaları alır. Sonra biraz eğer ülke ekonomisi iyi gidiyorsa sanayi şirketlerini alır. Sonra yerli yatırımcı sağda solda daha düşük likiditeli bazı hisseleri gözüne kestirir. Bunların üzerinde bazı hikayeler oturtur. Orada şöyle bir durum söz konusu. Mesela bugün borsa ya da endeks yüzün dışındaki hisselerdeki bu rahat hareketin nedeni, şeye katılıyorum, eskiden yabancı veya yüklü bir pozisyonu o alış yaptığınızda sizin karşınıza geçmesi ve çok yüklü bir miktarda hisseyi yukarı taşımanız için bir yatırım yapmanızı gerektiriyordu. Yani belli bir aşamada baktığınızda doğru, karşıda bir satıcı olmadığı zaman bazı hisse senetleri tarihinde görmediği zirveleri herhangi bir çok enteresan bir ne diyelim bilanço yapısı ya da haber akışı olmasa dahi görme şansına erişti. Bu evet bir değişimdir. Dolayısıyla yabancının içeride olması olmaması hem avantaj hem dezavantajdır. Dolayısıyla eskiden yabancı belli bir seviyeden de portföyünü yerli yatırımcıya devrederdi. Kurdaki oynaklığın az olmasından yararlanıp tekrar pozisyonunu bozar. Yurt dışına işte %2 getirili bir faiz yerine %20-25 dolar bazlı getiriyle portföyünü güzel bir gelir elde ederdi. Ama şimdi sanki biraz yerli yatırımcının daha önceden pozisyon aldığı, yabancının belki gecikmedi geleceği ve birçok iyimserliğin de Türk borsasına tamamen yansımadığı bir ortamdayız. Onun için ben, yani bu değişimin o finans merkezi olma konusunda, ki bakın Borsa İstanbul'un vadeli piyasada kur oynaklığı üzerinden, yani kur riskini bertaraf etmek için de kurumların kullanabilmesi yolunu açacağı birkaç ürün de geliyor önümüzdeki dönem. Biop içerisinde belki zamanın uzamasıyla tekrar burada da kur hareketlerinden zarar görmemek için belli bir süre içerisinde işlem yapma durumu da söz konusu olacak. Dolayısıyla birçok şey değişiyor aslında Türkiye içerisinde. Ben bütün bunları düşündüğümüz zaman hani tamam, bakıyorum mesela bir banka hissesine, örnek veriyorum 10 liraymış, 3 liraya düşmüş, şimdi tekrar 10 lira. Aa, diyoruz ki ikinci tepesini yapıyor, buradan işte geçemez, artık buradan biraz riskli bir görüntüsü var. Ama bu banka hissesi 3 yıldır
O %25 faizi yemiş. İşte kredi verirken geri dönüşleri için birçok riski yani bünyesinde taşımış ve daha yeni yeni rahat bir yani bankacılık yapabileceği bir sistem içerisine girmeye başlarken TL bazlı biz işte diyoruz ki bu değerine doğru yaklaşıyor işte veya bu seviyeler kritik olabilir diye. O gecikmeyi de üstüne eklediğinizde yani ben çok rahat bir şekilde tüm sektörlerin katıldığı bir Borsa İstanbul'un yükselişini yani yaz aylarından sonra görebileceğimizi düşünüyorum. Onun için benim hedefim hala 3 sent olarak devam ediyor. Türk yatırımcısının seçenekleri belli. Yüksek oranda mevduat. Mevduatın yine büyük bir kısmı döviz cinsinden altın veya işte varsa gayrimenkul seçeneğini değerlendirmek. Ama yine de bir yüzdesel payı var hisse senedi yatırımların. Ama yıllara yaygın olarak baktığımız zaman çok da yüksek bir değişiklik yok. Ama bir şeyler değişiyor diyor Tonguç Bey. Rakamlar bu değişimin ayak seslerini de barındırıyor olabilir. Fakat yani Türk yatırımcısının acaba bu varlıklara bakışta bir kafa karışıklığı var mı? Yani seçenekleri böyle masanın üstüne koyduğunuz zaman neye yatırım yapsam diye baktığı yerde yatırımcı cephesinde bir netleşememe gibi bir sorun görüyor musunuz siz? Varsa böyle bir sorun bunun temelinde ne yatıyor sizce? Evet. Varsa tabii. Şimdi tabii pembe gözlüklerim olmadı. Şimdi müsaadenizle ben kırmızı pembeye gerekmiyor. Bize evet. Gerçeği gösteren gözlükler lazım. Şimdi bizim Türk yatırımcısının güven problemi var. Ve biz bu aralar fazla pembe gözlüklerimizi taktık. Biraz ayaklarımızın piyasalar olarak yere basması gerekiyor. Jeopolitik riskleri şu anda görmüyoruz. Deniz Serap'ın söylediği gibi halının altına doğru süpürme eğilimimiz var. Hani o kadar çok piyasalar korkuları, kuşkuları fiyatladı ki bizim yerli yatırımcımız da ister istemez böyle her an tetikte. Dolar birazcık kıpırdadığı zaman hemen dolara doğru elindeki son birikimini de verme eğilimi içerisinde. Çünkü borsadaki o yükselişi, o treni kaçırdı. Belli aralıklarda durduğunda inanmadı işte güven problemi vardı. Hep bir korku üzerine kurgulanmış bir süreç vardı. Bununla birlikte hali hazırda borsalarda bir bilanço dönemi var. Ve bu bilanço dönemi sonrasında Şubat sonu, Mart başı gibi yabancı yatırımcının içeride ne kadar kaldıysa onların bir önceki yılın kar zarar tablosunu çıkarması beraberinde gelecektir. Zaten Şubat'ın ortasına itibaren onların satışları gelir. Onlar bir hesaplarını yaparlar ve Mart ayı da genellikle hem içeride hem dışarıda satıcılı bir ay olarak geçer Borsa İstanbul'un istatistiklerine. Sonrasında Nisan ayı gelecek ve biz bu kez daha şu anda hiç konuşmuyoruz. Hiç haberimiz, gündemimiz olmayan bir S-400 konumuz var. Türkiye'nin bunu aktive edip etmeyeceği ve bu konuya ilişkin olarak da Türkiye-Amerika ilişkileri ne yöne evrilecek? Son birkaç gündür özellikle dün Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'ya yönelik olarak Astana ve Soçi süreçlerine Türkiye olarak devam ettiklerini ama bu konuda ki son birkaç gündür gelişmelerin üzücü olduğuna değmişti. Bunu da şu anda fiyatlamıyoruz ama bir an gelip umarım ki gelmez ama bunu da her an fiyatlayabiliriz. Orta Doğu planı Trump'ın fiyatlamadık. Biz sadece korkuları fiyatladık. Bir deprem yaşadık Elazığ ve Malatya onlara da büyük geçmiş olsun diyorum. Sonrasında virüs vardı. Bu haber akışı aslında şöyle zamanda fiyatlamalara yansıtacağımız bu haber akışını yansıtmayı bir kenara bıraktık. Ve biz hala 135 bin görür müyüz? Şimdi paranın gücü bir yere kadar. Biraz gerçekler teknik bunu gösteriyorsa göreceği anlamına gelmez. Ancak şu konuda katılabilirim sizlere. Eğer başka bir alternatif yoksa faiz mevduat cephesinde olsun, döviz cephesinde olsun ister istemez yatırımcı buraya gelir. Bilinçlenmeme konusuna katılıyorum. Vadeli işlemler tarafında yatırımcının artık bilinçlenip kendini ciddi anlamda hece edebileceği bir mekanizmanın orada var olduğunu bilmesi gerekiyor. Hisse senedinde yakalandıysa endeks kontratı satabileceğini, hisse senedi aldıysa diğer tarafta aynı hisse senedini satabileceğini, satış kontratı alabileceğini daha net anlatmamız gerekiyor. Ha, o zaman yatırımcının piyasaya olan bir güveni söz konusu olacaktır. Ve şu andaki geldiğimiz noktada hele biz bir 125 bini geçelim. Geçmek sorun değil, kalabilmek. Bu kadar riskler varken, bu kadar belirsizlik varken bir yandan şirketler bedelli sermaye arttırımlarını açıklıyorlar ve katılımları bekliyorlar. Kullanılmayan payların satışları ve o hisselere gelebilecek satışlar var.
Bugün mesela biz yayına girerken Yapı Kredi ile ilgili bir haber yine şeye düştü. Bankalarla ilgili bir süreç var. 7 tane bankanın halihazırda açığa satış işlemi yapılamıyor. Bunun bankalar üzerindeki bir baskısı var. Endeks diğer yan kağıtlarla ya da yan sektörlerle yukarı doğru hareket etmek istiyor. Bu nereye kadar sürdürülebilir? Önce bu sorunları teker teker çözmemiz gerekiyor ki bu baskılar birer birer kalksın. O zaman sizinle hemfikirim. Projeksiyonu şöyle yapması gerekiyor yatırımcının. Bant aralığımız belli. Aşağıda 118.200, yukarıda 125.000'i göremedik ama 124.000, değil mi? 630'ları o seviyeyi test ettik. 125.000 diyelim. 118.000, 125.000 bandında krizleri fırsata çevirebilecek, haber akışlarını fırsata çevirebilecek bir bant içerisinde hareket edebilirler. Hisselerde seçici olabilirler. Bilanço hareketlerine göre portföylerin ağırlıklarını değiştirebilirler ve alternatif piyasalardaki süreçleri takip edebilirler. Dolayısıyla bizim Türk insanımızın bir portföy yöneticisi, yatırım danışmanı olarak şunu söyleyebilirim. İki tane çok iyi şey yaptığı unsur var. Bir, borsada alsat yaparak para kazanacağını düşünüyor ama hisse senetlerini bilen bir bilinçli kitle de var. İki, döviz. Yani yatırım deyince bu iki mekanizma, bu iki enstrüman ön plana çıkıyor. Son dönemde de altın. Altında da tam aradığını bulamasa da, aradaki alış satıştan dolayı ciddi bir farkla karşılaşsa da altın rezervini bu yılın sonuna kadar taşıyabilir. Gelinen noktaya baktığımızda çok iyimser değilim. Ama yeni bir takım adımların atılması gerekiyor. Ama en önce yapılması gereken de yatırımcının güvenini sağlayacak ve yatırımcının daha önceki dönemde halka arzlar konusunda ve diğer enstrümanlar konusunda yalnız olmadığının, tahtası kapalı olan hisseler dahil olmak üzere, yalnız olmadığının ortaya konacağı bir sistemin, bir mekanizmanın oluşması gerekiyor. Eğer İstanbul bir finans merkezi olacaksa önce buna Borsa İstanbul'dan başlamak gerekiyor. Çukurova olabilir, Kepez olabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Büyük kitlelerin çok büyük miktardaki paralarının bağlı olduğu. Yeni açılacak olan hesaplar, açılan hesaplar sınırlamayı yani görüyoruz, sayıları görüyoruz. Ama insanları küstürdük. Bunları kazanmamız gerekiyor. O zaman katılırım. Bu endeks 135.000'de olur. Bu endeks 147.000'de olur. Çünkü o kitleyi çekmemiz gerekiyor. Bir aracı kurumların birbirinin içerisindeki yatırımcıyı değil, yeni yatırımcıları getirmesi gerekiyor sahaya. Düşüncem bu yönde. Doğmuş Bey'le Belgin'in ayrışıyorlar. Atışıyorlar. Ay 135.000, 147.000 onları aldım. 200.000'i de alacağım Belgin Hanım. Yok hayır ben söylemiyorum. O söylenen rakamlar olarak. Ben şimdi gri gözlüğümü takıp yok cidden gri gözlüğümü takıp cevap vereceğim ama Bakalım Daniel Bey nerede? Ama bu soruya ilaveten başka bir şey daha ekleyeceğim. Yatırım fonları tarafında. Yani orada bir canlanma var mı? Yani doğrudan hisse senedi almak istemeyen, o tecrübeyi kendisinde görmeyen yatırımcılar yatırım fonlarına yöneliyorlar mı? Orada bir kıpırdanma var mı diye ilave bir şey de sormuş olayım. Yani tabii hisse senedi fonlarında bir miktar bir canlılık var. O da portföy yöneticilerinin ortalamadan çok daha iyi performans göstermesiyle alakalı. Yani geçtiğimiz sene benim baktığım ortalama %10 alfa yaratılmış ki dünyada baktığınız zaman muhteşem bir alfa. Yani alfa derken benchmark'tan yani kıstas ölçütten ayrışmadan bahsediyorum. Ve gerçekten bazı fonların getirileri çok çok iyiydi. Yani neredeyse kıstas ölçütlerini iki misline kadar aşmışlar getirilerde. Tabii burada zamanlama, işte doğru yerde doğru riski alabilme ve doğru yatırımı yani iyi alokasyon yapabilme çok önemli. Yani bunun hepsini bir arada yapan dünyada var mıdır? Yani Türkiye kadar başarılı fon yöneticisi gerçekten yani hisse senedi konusunda ben açıkçası Türkiye fon yöneticilerini ayrı bir yerde tutuyorum. Ve yani ne kadar takdir edilse azdır diye de düşünüyorum. Diğer taraftan para piyasası fonlarına da tabii girişler var. Çünkü mevduat oranları çok sert geri geldi. Şu an %10-10-25'ler belki. O da bir %8,5'luk bir net getiri sunar size. Ki enflasyonun oldukça altında. Sene sonu enflasyon hedeflemesinin de başa başına geliyor neredeyse. Dolayısıyla burada %1-2 arasında daha fazla getirisi olan dönem dönem tabii değişiyor bu.
para piyasası fonlarına ilginin de devam ettiğini görüyoruz. Yani geçtiğimiz sene çok ciddi girişler olmuştu bu fonlara. Hala devam ediyor. Ama benim gördüğüm bu sene biraz daha hani altın ve değişken fonlara. Hani hisseden çıkıp yani yükseldikçe hisseden çıkıp biraz daha değişken fonlara, daha düşük riski olan fonlara ve altın fonuna girişler olduğunu görüyoruz. Gayet doğal. Yani sonuçta ana mantık her zaman şu olmalı bana sorarsanız. Tabii bunun nüansları tartışılır ama hani yükseldikçe sat, düştükçe al taktiğini doğru zamanlamayla yapabilirseniz genelde başarılı oluyorsunuz. Bunu da orta uzun vadeli bir şekilde yapabilirseniz hani eğer böyle işte varsa. Eğer bugünden 200 bine gidecek bir trende tabii ki yükseldikçe sat demek çok da kolay değil ama hani yapabilenler gerçekten iyi işler, başarılar diye düşünüyorum. Yani benim en azından taktiğim bugüne kadar hani aşağı yukarı buna benzer bir şey oldu. Tabii ki stop loss seviyesi koymak şartıyla yani yapılan alımlarda. Yani siz belki düştükçe alabiliyorsunuzdur ama kafanızda bir ortalama vardır. O ortalamadan artık belli bir seviyenin altına geliyorsanız orada artık pozisyonu daha çok taşımanın pek bir manası yoktur düşüncesindeyim ben. Diğer yandan şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi tahvil, yani tahvil stokları içerisindeki yabancı değişimi çok dramatik. Yani geçtiğimiz yıl %24 seviyelerinden %10 seviyelerine gelmiş ki o sırada da faizler %23'lerden şu an %10'lara gelmiş bir durumda. Yani bu adamlar gerçekten hem yabancı hem konuya da yabancıymış gibi bir güzel izlenim var benim kafamda. Yani ve biz 93 binden Ekim ayında 120 bine gelmişiz. Bu adamlar ortalıkta yoklar. Kur endişesi olabilir mi? Kurdaki oynaklıktan endişe etmiş olabilir. Hani sebep yani ne olursa olsun biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi hani üzülüyorum dediniz. Hani buradaki bu getirilere sahip olamıyorlar ama işte çok üzülüyor gibi görmedik yani. Bize yönelik diye algıları çok darbe yemiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim size, biz MSCI Türkiye, pardon MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi içerisindeki ağırlığımız binde 5'e indi. Yani eskiden fon akımları olurdu bu ülkeye. Ama yatırım yapılabilir ülke notumuz vardı. Vardı ve işte MSCI'deki ağırlığımız da %2 idi. Yani dişe dokunur, yani çok yüksek değil belki ama evet, orada bir kısada kalma veya uzunda kalmanın bir anlamı vardı. Şimdi biz mesela şöyle bakarız portföy yöneticileri. Ben endeks ağırlığı %1'in altında olan hisseye gerçekten çok replikasyon yapmam. Yani kıstas ölçütüm içerisine alıp da bunu illa almalıyım diye bakmam. Ama %3 ve üzeri ağırlığı olan kağıtlarda artık onu hiç taşımıyor iseniz ciddi bir risk alıyorsunuzdur aslında portföy yönetimi bakış açısıyla. Dolayısıyla adam da baktığı zaman Türkiye ağırlık 0.5 bakmıyor. Yani şimdi negatif tahvile park etmiş 15 trilyon dolar 12'ye iniyor. Yani aşağı yukarı 3 trilyon dolar para piyasalara saçılıyor. Yatırım veya işte portföy yönetimi, portföy akımlarıyla. Türkiye'ye hiçbir şey gelmiyor. %10 fayda. Yani şimdi ben bunu açıklamakta zorlanıyorum. Yani bu getiriler varken ve işte Borsa İstanbul bu ralliyi yaparken bundan hiç faydalanmamaları açıkçası bana da garip geliyor. Ama inşallah 200 bin seviyelerini görürüz. Bu konuda tabii ki yani benim de diyecek bir şeyim yok ama hani çok da böyle hani bu sene içerisinde bu olacak benim için bir şey senaryo. Yani nasıl diyeyim, kuyruk bir senaryo olur diyeyim istatistiksel anlamda. Ha bu arada potansiyel yok mu? Tabii ki de var. Baktığımız zaman BIST 100 endeksi bölü gayri safi milli hasıla şu anda %25 seviyesinde. Bu Amerika'da %150 seviyesindeydi. Geçen programda konuşmuştuk. Bu tarihsel anlamda %35-%40'lara gelmiş. İşte bir önceki tepede işte 2009-2010 yıllarında. Buraya gelmemiz için bir %40 yukarı gitmemiz gerekiyor matematiksel olarak. O da bir 170 bin seviyelerine tekabül eder. Yani dolayısıyla benim artık BIST 100 pahalı, daha fazla
ben buradan almam demem için 170 bin seviyelerinin görülmesi gerekir. Dolayısıyla burada bir potansiyel var mıdır? TL getirisi anlamında kesinlikle vardır. Ama dediğim gibi işte bu dışlama etkisinin ne kadar faizler üstünde bir anlamı olacak, bir yükseltme yönlemin, yükseltme anlamında, faizleri yukarı itme anlamında bir etkisi olacak. Ve enflasyon 2020 yılında nasıl tek hanelerde kalacak sorunsalı nedeniyle hani ben çok da böyle ağzım dolu dolu hani buralara gideriz, bu seviyelere gideriz, işte reel faizler düşük bir miktar, dolayısıyla burada yabancı yatırımcı portföy akımlarını nasıl, ne şartlarda buraya getirir ki hani biz bu seviyelere daha kolay varalım diye kafamda çeşitli sorunsallar var. Diğer yandan şunu da belirtmek istiyorum dolar bazında. CDS'le dolar bazında endeks yani negatif bir korelasyona sahip. Dolayısıyla buradaki endeks yani iki tane grafiği üst üste koyduğumuz hala dolar bazında da ciddi getiri potansiyeli olduğunu da görüyoruz BIST 100 endeksindeki. Hani belki bunları görüp yabancı gelir bu seviyelerden, hani gelmez diye bir şey yok. Ben şuna inanıyorum yani 93 binde gelmeyen 120 binde gelir mi? Gelir, gelebilir yani hiç. Beklenti varsa gelir tabii. Ama işte bir algının, bir o işte o güvenin yeniden tesis edilmesi, bir algının değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Cevap hakkı doğdu mu Tomuş Bey? Yok yani konu devam edeceksek ben yavaş yavaş zaten program sonuna doğru 200 bin şeyini karşı tarafa. Yok orada yok, böyle şey değil, ortak konsensüs ucuzluk noktasında özellikle banka evet. değerlemelerinde vesaire 3 cent hesaplama açısından. Mantıklı şey değil. Şunu söyleyelim. Tabii ki yani mesela Borsa İstanbul'a yatırım yapmak bir sabit getirili bir yatırım tercihi değil. Yani riskli bir yatırım tercihi. Doğru risk seviyelerini belirlemeden hisseler içinde yani yalnız endeks için değil belirlemeden de burada bilginiz olmadan işlem yaparsanız kazanç ya da kazanma oranınızın çok yüksek olma ihtimali biraz şey dışında. Yani tamam hani endeks devamlı yukarı gidiyorsa herhangi bir hisse alırsınız. Biri %20 kazanır, siz de %3 kazanırsınız. Yani mesela çok enteresan bir hisse senedi değilse. Ama yani şunu söyleyeyim, çok belki borsa üstünden gitmemek gerekiyor ama şimdi burada bütün konuştuklarımıza ben zaten bu fikri ya da nasıl diyelim, hani bu beklentiyi yaratırken kafamda şekillendirdim. Evet, yani Türkiye bu jeopolitik risk algısındaki bütün şeyleri diyelim en zorunu geçen senenin son ikinci çeyreğinde yaşadı ve aslında piyasası buradan darbe yemedi. Şimdi 2016'dan beri Türkiye siyasi, askeri, jeopolitik, ekonomik birçok badire atlattı. Yani inanın şu anki bizlerin bile psikolojisi 4-5 sene önceye göre çok farklı. Yani Türkiye'de yaşayan insanların güvendiği yatırım ürünü, işte yaşadığı yerler, dünya görüşü. Bundan 4-5 sene önceye göre bence çok farklı olduğunu ben düşünüyorum. Yabancının gelmemesi bu aşamaya kadar ve normal bir piyasa içinde gitmemiz de çok normal. Şimdi yabancı bakıyor, bir Arjantin var orada işte 10 bin. CDS bakıyor ya da 3 bin, 5 bin, 7 bin neyse devam eden. Pardon 10 bin. Doğru mu söylüyorum ya o aralar? Yanlış mı? Abarttım mı? Şimdi hatırlayamıyorum en son CD'sini. Ama Türkiye'ye bakıyor 520 mesela. Ondan sonraki aynı gruptaki ülkeler işte 160 var, 90 var, 120 var. Şimdi birçok ağırlığını üçer kademe neredeyse yatırım yapılabilir seviyenin altında kredi derecelendirmeleri var. Dönüyor bakıyor kuru işte geçen sene hani değer kaybeden diyelim bir önceki yıl para birimleri içerisinde en kötü durumda. Şimdi bu durumda birinin gelip de biz yani bizler gibi demeyeyim çıkıp o portföy yöneticisine ya da işte o patrona diyelim ya da o ülkedeki yatırım yaptığı kişilere ya ben gideceğim Türkiye'de böyle bir fırsat var bunu değerlendireceğim diyebilmesi çok zor bir ihtimal. Yani dışarıda görüş çok bize yakın değil her ne kadar bizi bizden daha iyi tanıyorlar desek bile. Ama bütün bunları koyduğunuzda bakın. Ben şuna inanıyorum. Yani biz eğer gerçekten hedefimizi tutturacağımıza inanıyorsak %8.3 diyelim bir enflasyon, %5 büyüme,
İşte cari açığın bütün bu büyüme içerisinde belki gayri safi yurt içi hasılaya 1,5-2 neyse bir oranda gerçekleşmesi, faizlerin 9,25'e düşmesi, örnek veriyorum 9,50 olur 9 olur ve bunu biz 2020'de tamamlarken bu kredi derecelendirme notlarının birer ikişer basamak bilemiyorum artması, işte CDS'lerin örnek veriyorum 130'a geri gelmesi. Yani bu senaryo içinde düşündüğünüzde 2021 beklentisi Türkiye için çok farklı olur. Bakın o riskleri konuşurken Türkiye'nin nükleer enerji konusunda, yani son haber akışındaki çalışmaları, doğalgaz işte veya enerji yollarında bir rota içinde yer alması, işte Kıbrıs'ın yakınlarında aradığımız yine enerji kaynakları vesaire gibi, hatta bazı büyük projeler de var. Yani bu Kanal İstanbul falan, onları saymıyorum. Yani o olur olmaz, iyidir kötüdür demiyorum ama iradesinin hep proje bazlı devam etmesi ve bunlardan gelecek herhangi bir pozitif haber akışında o bahsettiğimiz riskler üzerinde de bir iyimserlik olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ben şöyle demek istemem. Yani tabii ki işte şurada biz doğalgaz bulacağız ya da petrol, o zaten bizim cari açımızı şöyle düşürecek. Ya da yani altın üretimine bile bakıyorum. Şimdi bizim 2000 yılı öncesi altın üretimimiz yok. Yani cari açık yaratan ürünler içerisinde 110 ile 140 ton arası bir yıllık talebimiz var. Bunun 40 tonunu galiba geçen sene üretim tarafında gerçekleştirmişiz. Ve geri kalan kısımda 7-8 milyar dolar bir cari açık veriyoruz. Yani 2000'den bu yıla bir atılım gerçekleştirmişiz. Bu devam ederse, hani demiyorum ki oradan bütün cari açığı kapatırız. Ama o bile bir cari açık sarmalı içerisinde Türkiye'de bir gelişim gösteriyor. Yani 3 ton olur, 5 ton olur, 20 ton olur. Yani dolayısıyla böyle bir senaryo var. Yani şimdi siz dışarıdan ya da içeriden bakar dersiniz ki ya Tonguç bu senaryo tutmaz. Borsayı ben 130 binde, 125 binde satarım. 90 bine geldiği zaman alırım. Türkiye hep böyle yaşamıştır. İşte dolar yine 7 liraya gider, 10 liraya gider, 15 liraya gider. Böyle bir senaryo kurabilirsiniz. Ama benim yıl sonu beklentimi ben bugünden bir ay önce de söyleyebiliyorum. Geçen sene de söyledim. Enflasyon bazlı bir kur yükselişi. Bütün saydığım senaryolar içerisinde %70 bir potansiyel gerçekleşmesi durumunda da, yani burada 3 cent hedefine işte çarptığınızda böldüğünüzde 195 bin gibi bir endeks yapıyor. Ben bu beklentiyle yıl içinde devam edeceğim ama bu senaryo içinde bir şey değişir. O stop seviyeleri borsada ne bileyim 113 binin altına gelirse taşımam yani ben de pozisyon. Yani bunu anlatırım da isteyen kabul eder, isteyen etmez. Tabii. Ama bunu görmedikten sonra da iyimser kötümserliği de hep adım adım düşünmek lazım. Ben ona inanıyorum. Bütün yani seçenekleri körü konuşmakta, yani konuşturmakta körü bizim yerimiz. Hani yıl sonunda şöyle olur da demek doğru olmaz ama bir hedefiniz olması lazım. Yanında da bunu destekleyici bir beklentileriniz olması lazım. Olursa hedefe doğru gidersiniz, olmazsa hedefinizi ona göre revize edersiniz. 2019'u hatırlatmakta fayda var. Çok geride kalmadı. En basitinden enflasyon beklentilerinde, enflasyon %24'lerdeyken kimse %12'leri konuşmuyordu. Kimse işte 1200 baz puanlık Merkez Bankası faiz indirimini konuşmuyordu. Borsa İstanbul'da yıllık bazda %25'ler civarında bir getiri konuşulmuyordu. Kurda 7'lerin üzeri konuşuluyordu. Yani iyileşme söz konusu olduğu zaman Türkiye piyasalarında bunun hızı ve gideceği, kat edeceği mesafeyi kestirmek de o kadar kolay değil piyasalar açısından. O yüzden yaptığınız iş o yüzden zordur. Evet. Onun da farkındayız. Teşekkür ederiz. Yok. Bir gerçeği ortaya koyuyoruz biz. Biz de olabildiği kadar farklı sesleri dinlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü hepsi değerli. Her birinde fırsatlar, her birinde de ifade edilen riskler var. Yatırımcıların bilgilenmesi açısından bu bütün bunların da konuşulmasında fayda var. Tabii bütün bu başlıkları konuşurken küresel piyasalarda neler yaşandığı da çok önemli. Yani ABD borsalarında biz bir yıkımdan bahsederken Türk borsasında yüksek seviyeleri konuşmak lüksüne sahip değiliz. Evet. Ama şöyle bir bakıyorum tekrar. Nasıl ki BIST'de işte çok düşük bir, yani çok hızlı bir düşüş olmadı, toparlanma da hızlı oldu derken aynısını S&P 500'de de gördük. Aynısını DAX'da da gördük. Arkadaşlarımız grafikliğinde verirler. Mesela S&P 500'de 22 Ocak'ta 3337 seviyesi. 3337 seviyesi görüldü. Da. Düşüşle birlikte 31 Ocak'ta 3214 seviyesine gelinmiş. Bugün de dün kapanışta 3297 seviyesiydi. Düştü ve çıktı.
Aynısı DAX'a da gerçekleşti. Yani küresel borsalar bu son virüs salgını tedirginliğini de sanki üzerinden hızlı bir şekilde atmaya çok hevesliymiş gibi görünüyor. ABD üzerinden gidelim. Seçim dönemi, Trump'ın bize yaşatacağı bir heyecan olabilir. O risk de bir köşede durabilir ama mesela biz Borsa İstanbul cephesinde alıcılar kuvvetli, beklentiler yüksek derken aynısını değerlemeler açısından çok yüksek noktalara taşınmış ABD borsaları için de korunduğunu görüyoruz. En azından 3 ay için bir ciddi kırılma beklentisi yok. Şimdi ABD-İran gerginliği atlatıldı. Virüs salgını konusunun tam ortasındayız. Zirveleri göreceğiz belki vaka sayısında ve ne yazık ki ölüm sayısında. Fakat borsalarda, ABD borsalarında da bir kırılma görmüyoruz. Bu tarafı nasıl değerlendireceksiniz? Çok ilginç. Hani bizim üniversitede okuduğumuz zamanki o kriz ve ortaya konan hipotezlerin hiçbirisi şu anda olmuyor. Yani enstrümanlara bakıyorsunuz. Özür dilerim, Daniel Bey'in dediği gibi bir şeyler değişiyor, değişime ayak uydurabilecek miyiz? Biz değişime ne kadar ayak uydurabilik onu da sorgulamamız gerekiyor açıkçası. Şimdi birinci şeye bakalım. Virüs konusunda piyasalar tecrübelendi. Çünkü daha öncesinde SARS, Ebola gibi krizlerde yaklaşık olarak küresel bazda 65-70 milyar dolara yakın bir kayıp yaşandı borsalardaki sert düşüş. Yeniden bir Asya krizi karşımıza mı geliyor diye. Şimdi 2003, 2009, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında farklı ve etkisi birbirinden farklı yaşanan virüs vakaları, salgın vakaları oldu. Dolayısıyla piyasalar bu korkulara alışık ve tedbirleri çok daha hızlı bir şekilde aldı. Sert bir düzeltme, kısa süreli, kısa bir bant aralığı içerisinde ve o zamandan bu zamana peki ne değişti? Yani bu sefer işte Çin kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Tüm uçak seferleri durduruldu. Çin'in dünya ile bağlantısı bir nevi kesildi. Ve oradaki çok uluslu şirketler, işte bir Apple gibi, bir Google gibi, bir IKEA gibi, hani geçici süre için oradaki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdular. Bunlar ciddi anlamda ekonomik şeyi beraberinde getirebilirdi. Fakat piyasalar şunu biliyordu. Bu kez kaybetme riski yok. Bu kadar krizin içerisinde ve ekonomik anlamda tüm ekonomilerin ciddi anlamda bir sıkıntılı süreçten geçtiğini biliyoruz. Ve hani zaten borçluluk çok fazla. Bir de buna para kayıpları, değer kayıplarını borsanın dışında bir alternatifi yok piyasaların. Yani, ve o anlamda hani paranın gideceği başka adres olmadığı için piyasalar moralini yüksek tutmak zorunda. Çok daha çünkü bu sefer bir hesaplama ben okumuştum. Daha önce işte 65-70 milyar dolarlık bir kayıp. Bu kez bu devam ederse virüs ve farklı kıtalarda da salgının devam etmesi durumunda senaryo gereği 160 milyar dolara yakın bir değer paranın kaybolacağı. Zaten herkes parayı arıyor. Herkes borcunu ödeme derdinde. Dolayısıyla endeksler şu anda pozitif bir şeyleri fiyatlamak zorunda. Bu birincisi. İkincisi Trump'ın muhtemelen aziz süreci sona erdi ve senatodan aklanacak ve koltuğa bu kez oturduğunda seçime kadar olan süreç içerisinde Amerikan ekonomisini canlandırmak, orta ve düşük gelir grubunun üzerindeki vergi baskısını azaltıp, vergileri düşürerek onların harcama eğilimlerini arttırıp enflasyonu yükseltmesi ve bununla birlikte ekonomiyi canlandırması adımlarını göreceğiz. Piyasa S&P'den tutun da diğer şeye kadar tüm fiyatlamalar bunun üzerine ve bir diğer şey de yine bu programda sıklıkla dile getirmiştim. S&P geçmiş yıllarda yine buna benzer başkanlar aziz süreci yaşadığında ne yapıyor? Başkan o koltuğa bir kez daha oturana kadar genellikle dalgalı seyretse de o yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Beklenti orada ne? 3700'ler. Şey olarak görebilir mi? Görebilir. Yani 3500 kadar gelmiş olan şey 200 puanı daha alabilir. Ha bu bizi nasıl etkiler? Bizi pozitif etkiler. Biz neden pozitif yönde ayrışıyoruz? Bir, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devam etmesi bizi ekonomik anlamda destekliyor mu cari tarafta? Evet, destekliyor. Bizim bu dönemde yeni hamleler yapmamız için yeni stratejileri ortaya koymamız gerekiyor mu? İthalat ve ihracat anlamında evet. Bu dönemde Çin'e herkes kapılarını kapatırken biz Çin'e doğru yönelerek Çin'e ihracat yapma imkanlarını hızlı bir şekilde değerlendirip hayata geçirebilir miyiz? Bu da mümkün. Bu anlamda ve Türkiye küçük ve orta büyüklükteki işletmeler topluluğu olduğu için yaklaşık 65 binlik bir potansiyeli var. Bunların önderliğinde
bir takım hamleleri hayata geçirebilir. Dolayısıyla piyasa işte bu ne diyelim, kendi arabasını yapma, kendi uçağını yapma, kendi gemisini, kendi petrolünü ve kendi altınını arama. Bunların fiyatlamalarını yapmaya başladı. Ve bir iyimserliğe, bir şeye bir beklenti sunmak zorunda. Borsadaki fiyatlamalar her zaman için hepimiz çok iyi biliyoruz ki olabilme ihtimalinin fiyatlanmasıdır. Bir beklenti oluşur ve o beklenti pozitif ya da negatiftir, siz fiyatlarsınız. Ve gelinen noktaya baktığımızda S&P yıl boyunca Trump'ı 6 Kasım sonrası o koltuğa yeniden oturtacaksa ve o zamana kadar bu yükseliş eğimi devam edecekse ve Fed de ben hayır bilanço küçültmüyorum, tam tersi bilançomu yeniden genişletiyorum mesajını net bir şekilde piyasalara verdiği noktada bu genişlemeci politikaların devam etmesi yine borsalara pozitif yönde yansıyacaktır. Zaman zaman düzeltmeler gelecektir işte Mart-Nisan dönemi gibi. Ama Borsa İstanbul farklı bir hikaye daha ihtiyacı var. Bu ne olabilir? Notumuzun artması ya da görünümümüzün pozitife dönmesi olabilir. Bu konuda bir adımın gelmesi olabilir ki bu son derece önemlidir. Böyle bir durumun olması durumunda işte bankaların notlarının değerlemesi ve onların pozitif olarak değerlendirmesi. Şu anda sermaye terlik rasyonları çok sorgulanmıştı. O rasyonun daha da iyileşmesi ki Avrupa standartlarının çok üzerinde. Bu pozitif bir ivme yaratır. İkincisi Merkez Bankası'nın rezervlerinin çok daha güçlenmesi. Çok daha hızlı para girişini sağlayacak adımların atılması. Yabancının buraya gelmesini güçlendirir. Bakın şimdi Türkiye'nin şeylerine bakıyorum. 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerine. 10 yıllık tahvilinde %1.07'lik bir değer kaybı söz konusu. Bu ne anlama geliyor? %10 faiz veriyorsunuz, tahvil faizi. Negatif faizle parayı tutuyor Avrupa'da. Ama size bunu çok çok azı geliyor. Bunu buraya çekmenin yolunu bulmak gerekiyor. Ve bir diğeri de enflasyon üzerine ciddi anlamda baskı yaratan hane halkının elindeki dövizi, hane halkının elindeki o dövizi değer kaybetmeden alacak ve farklı enstrümanlarda ona enflasyon üzerinde getiri sağlayabilecek bir mekanizmanın oluşması. Diyeceksiniz ki yani bunun şimdi borsayla ne alakası var? Bu adımların hızlı ve ivedi bir şekilde atılması SPK olur, BDDK'sı olur, hiç fark etmez, koordineli çalışmalar olur. Güçlendirilmesi endekse o zaman size katılırım. Bu endeks 200 binde olur derim ama şu an için biz 125 bin, 130 bin bandında bir hedef belirleyelim. Ama orası için yani o seviyeler için biraz erken. Ya şeyi de belirteyim, benim 200 bin olduğu zaman bir bundan bir getiri sağlayacak ya da bir çok büyük bir portföyüm yok. Ben insanlar arada şey anlaşın için. Bence ara bir noktada. yok ya ben her zaman ben Pollyanna'ydım. Şimdi ama şimdi daha temkinli. Belgen Hanım da şey olduğunu biliyorum. Mesela bu sermaye piyasasının gelişmesi konusunda birçok onlar da etkinlikler yapıyorlar işte şehir şehir dolaşıyorlar. Yani hepimizin istediği şu herhalde. Yani insanlar daha bilinçli bir alternatif olarak borsayı görsünler. Hatta kurumlarda değil mi yanılıyorsam yani bu halka açık olma, şeffaf olma, işte paylaşma hani karını veya riskini Türkiye böyle büyüyecek. Yani öbür türlü biz devamlı aynı sayıda yatırımcı, aynı sayıda halka açık şirketli bir borsa yani olmaz bu. Hani yıllar içerisinde bunun da gelişmesi lazım. Dolayısıyla seviyelerden çok yani bence bizim hepimizin istediği hani katılım daha çok insan olsun, daha çok bize soru sorsunlar, daha çok onlarla ne bileyim tecrübelerimizi paylaşalım. Çünkü belli bir yaştan sonra yani benim klasik beklentim aslında bu piyasaya da biraz hani son 20 yıl sonrasında bir şeyleri geri verebilmek açıkçası. Hani o sırada 200 bin olur, 150 bin olur. Yani burada sağlıklı bir sermaye piyasası değil mi? Yanılmıyorsam. Bizim endeks aslında işimiz yok. Yani evet, doğru. Bir portföy yöneticisi olarak Erdoğan Bey sorduğu için biz. Yok ben sormadım. Aslında ben ABD'ye geçmiştim ama siz ya hayır, piyasalar bu Amerika için de geçer. Amerika'daki endeksler gerçek fiyatlamaları yapıyor. Bizde ise gerçek mi şu anda ABD endekslerindeki değerlemeler? Yani şöyle söyleyeyim. Trump'ın o koltuğa oturuncaya kadar Trump'ın yapabilme ihtimali olan şeyleri fiyatlıyor. Şimdi Belgin Hanım Amerika'da yatırımcı olsa bugün hemen bütün hisseleri satıp şorta geçip. Çünkü hayır değerlemeler tarafından bakıyorsanız sorgulayacaksak orayı sorgulamamız hayır, lazım. Hayır Fed'in bu kadar genişleme içerisinde olması ve bunu bilanço küçültmeden hızlı bir şekilde bilanço genişletmeye doğru evrilmesi. Para. Yani sonuçta gücü. Şirket karlılıklarını düşürmemek için bu gayret ve düşük ve orta gelir grubunu yeniden aktif
katmak. Şeyi de bölmeyeyim tabii şimdi, evet, hani sıralı gidiyor ama. Bence seneye de ya da bu sene sonu ya da Trump ikinci kez seçildikten sonra diyeyim. Hadi orada da bir beklentimi netleştireyim. Bu sefer de 2020'de, 21'de acaba bu genişlemeci politikacı Merkez Bankası şeyi diyelim, psikolojisinin bir risk yaratabileceğini, bir balon oluşturabileceğini veya oluşturmayacağını konuşacağız. Şu onu yıllardır merkez konuşuyoruz da bilir. Merkez bankalarının piyasaları desteklemekten başka nasıl ama bir çaresi var? Yani 10 sene daha mı böyle gidecek, 20 sene daha mı yani böyle? Ne kadar devam eder bilmiyoruz parayı ama. Parayı bulana kadar ya da borçlu bu sarsıntıların kadar altından kalkabilmek için bir yerden destek bulma ihtiyacı var piyasaların. Yani 10 yıldır, 11 yıldır konuşuyoruz. İşte endeksler yükseliyor, ABD endekslerinde sürekli rekorlar var. Fed geldi, sürekli destek oldu. Olmasaydı ne olacaktı? Mutlu mu olacaktık mesela? Onu da sormamız lazım. Tabii yaratılan risk önümüze nasıl bir sonuç çıkartır? Bunu göz ardı ederek sormuyorum ya da öyle söylemiyorum ama benim birinci bölümde söylemiştim. Merkez bankaları piyasaları destekliyor. Desteklememeli mi diye sormak için sıramı bekliyordum. Geldi sıram. ABD borsaları için Fed'in başka bir alternatifi var mı? Şunu biliyoruz çünkü. Yani borsalardaki, bizim borsamızdaki düşüş halkın genelini ertesi gün tüketiminde, hayata bakışında, ekonomiye bakışında çok fazla etkilemeyebilir. Ama borsasının %35'i halkın, hisselerinin %35'i halkın elinde olan ABD piyasaları için böyle bir durum söz konusu değil. Bir taraftan iyi, bir taraftan da kötü gibi gözüküyor. Kırılmaya tahammül edilemeyecek bir hal var. Çünkü borsalarda sert düşüş veya düşüş trendine girmek, bir azalan servet etkisi, harcama etkisi üzerinde, harcama üzerindeki etkisi vesaire, bunlar da konuşulmalı diye düşünüyoruz. Ama değerlemeler tarafından bakıyorsak orada herhalde herkes hemfikir, endeksler bu fiyatları, bu seviyeleri hak ediyor gibi durmuyor. Şimdi birkaç farklı noktadan toparlamaya çalışayım. Şimdi baktığımız zaman hani merkez bankalarının evet belki ilk asli amacı piyasaların nasıl diyeyim, istikrarı değil. Yani parasal istikrardır. Kendi parasının istikrarıdır mesela veya işte enflasyonu dizginlemektir. Veya enflasyonu yükseltmeye çalışmaktır. Yani şu anda dediğiniz gibi ikincil bir araç amaç olarak bu piyasaların tabii ki istikrarı da işin içine girmiş durumda. Özellikle bu 2008-2009 krizinden sonra. Yani sadece mesela ECB özelinden konuşayım ben. Tabii diğerleri için de durum aynı ama o dönemde 2008-2009 döneminde ECB'nin bilançosunun toplam Avrupa'nın gayri safi milli hasıl hazına oranı %20 seviyelerinde. Yani şu anda baktığınız zaman bu oran 40 seviyelerine çıkmış durumda ve ben daha da aşağı geleceğini düşünmüyorum. Yani Avrupa'nın geleceğine baktığımız zaman bu muhtemelen ya buralarda kalacak ya da yükselmeye devam edecek. Yani çünkü mesela en son Çin'in adımı şunu gösterdi bize. Yani burada sert kırılmalar da, piyasalarda oluşabilecek sert kırılmalar da artık iş başka yönlere, politik yönlere sirayet edebileceği için ve artık politik sirayetler de küresel anlamda bir tehdit unsuru haline geldiği için burada merkez bankaları bir el birliği yapıp bu işe müdahaleler edecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde de. Ha bu doğrudur, yanlıştır. Bunu tartışmak hani benim çok haddime değil açıkçası. Biz yanlış olduğunu öğrendik çok fazla müdahalenin okuduğumuz okullarda ama işte o okuldaki okuduğumuz tedrisatlar da değişime uğruyor zaman içerisinde. Biraz önce ondan bahsetmiştim ilk bölümde. Yani yeni bir ekonomi modeli mi, yeni bir ekonomik sisteme mi evriliyoruz? Yani işte burada dönüşümü etkilemek bence önemli. Veya işte dönüşüme önayak olmak. Öbür türlü değişime maruz kaldığınız zaman işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla ben de kendimi bir anlamda yenilemek, işte yeni şeyler öğrenmek, bu tarz bir ekonomik modelin nereye kadar gidebileceğini veya nelere yol açabileceğini görmek, irdelemek istiyorum. Diğer yandan virüs salgınından önce şunu konuşuyorduk piyasalarda. Düşük büyüme ve düşük enflasyon denkleminden
artık önümüzdeki dönem daha yüksek büyüme de daha yüksek enflasyon döngüsüne mi giriyoruz? Hani fiyatlamalar bu yönde mi ilerliyor idi? Çünkü piyasalar yukarı gitmeye devam ediyordu ve tahvil faizleri de işte Fed'in istediği gibi bir aralıkta ve işte 1.75-2 aralığında falandı. Sonra işte virüs salgınından sonra altın fiyatları bir anda yukarı gitti. Tahvil faizleri 1.5 seviyelerine kadar geri çekildi. Ve şu anda şu yorumu yapabiliyorum ben. Yani tahvil faizleri büyümeyi ve enflasyonu fiyatlamıyor. Hisse senedi piyasaları fiyatlamaya devam ediyor. Bakın. Bugün bir tane yorum vardı. Uluslararası bir fon yöneticisi tweet atmış. İşte Elon Musk eğer portföy yöneticisi olsa diyor. Tesla hisselerini kesin shortlardı diyor. Bu seviyelerden. Yani şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki. Sizin bahsettiğiniz gibi. Yurt dışında insanların hisse senedi piyasalarına bakışı daha farklı. Yani biz ne yazık ki bunu oturtamadık Türkiye'de. İnsanlar hala borsaya kumar gözüyle bakıyorlar. Yani böyle çok bir şey yok. Siz o hisseyi aldığınız anda, aldığınız oranda ortak olursunuz o şirkete aslında. Ve borsa yatırımdır. Siz yatırım yaparsınız. Yani burada bir işte bir at yarışı iddia böyle bir şey yok burada. Siz aslında yatırım yapıyorsunuz bu hisse senedine. İşte bu şirketi seçiyorsunuz ve o şirkete ortak oluyorsunuz. Onun karından, zararından, verdiği temettüden etkileniyorsunuz. Yani bu bambaşka bir durum. Yani bunun kumarla uzaktan yakından alakası yok bana sorarsanız. Ama biz bunu belki öğretmek veya bir şekilde bunun böyle olduğunu göstermek için belki biraz daha mesai harcamamız, biraz daha zaman harcamamız gerekecek. Okullarda belki bunun öğretilmesi gerekecek. Çünkü baktığınız zaman Avrupa'ya, Amerika'ya lise tedrisatında ekonomi bir bilim olarak yer alıyor. Yani keşke bizde de olsa da öğretilse. Yani bu işin nasıl olduğu, hangi temellere dayandığı ilkokul tedrisatında olsa da hani toplum olarak en azından temel anlamda bu bilgiye sahip olabilsek. Diğer yandan biraz önce bahsettiğim bu merkez bankalarının bu genişlemeci para politikası uygulamaları işte büyümeye ve enflasyona yol açmamaları başka bir şeye yol açıyor. Yani o da şu, ABD şirket bono getirileri son dönemde ABD hazine bonolarına spread oranında 2007'den beri en düşük seviyeye gelmiş. Yani para gidecek yer ararken artık riskli olanla risksiz olanı da bana sorarsanız çok da fazla ayırt edemez veya işte orada bir muğlak bölge yaratıyor kendine ve riski belli bir düzeyde eşitliyor gibi düşünüyorum ben. Yani işte JP Morgan'ın CDS spreadleri o da Ekim 2007'den beri en düşük seviyelerine gelmiş. Bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yaptığı açıklamalarda da şunu görüyoruz. Küresel borcun önümüzdeki dönemde 257 trilyon dolara aşarak yeni bir rekor kıracağı tahmin ediliyor. 2019 ilk 3 çeyrekteki borç artışı 9 trilyon dolar olmuş. Ve gelişmiş ülkelerdeki borcun gayri safi milli hasılaya oranı %383'e ulaşmış. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Evet. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman bu rakamın çok 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 gerisinde. Yani Türkiye istese borçlanarak çok daha fazla belki gayri safi milli hasılasını artırabilir veya işte başka yatırımlar çekebilir, yatırımlar yapabilir, parasını daha fazla harcayabilir. Buraya kadar gelmesi için daha bir 10 misli daha yol var baktığınız zaman rakamlara da. Ama şu oran ve küresel ekonominin geldiği nokta açıkçası, evet merkez bankalarının desteği çok aşikar finansal piyasaların geldiği noktada ama burada artık farklı diller konuşulmaya başlandığını da düşünüyorum ben açıkçası farklı enstrümanlarda. Dolayısıyla evet ben bir süredir tedirginim ve konservatifim yurt dışı piyasalarda ama hani bu süre uzadıkça da benim tedirginliğim biraz daha artıyor diyebilirim sadece.
3 dakikamız kalmış. Ons altını da konuşmadan bitirmeyelim. Bir taraftan da euro dolara bakıyorum, 1.10 seviyesinin altında. Ama biz ons altına ayıralım son dakikalarımızı. Grafiği de gelsin lütfen. Ons altının. Şimdi 3 Şubat'ta 1592 dolar seviyesi görülmüş ons altında virüs salgınının etkisiyle. Bugün de 1547 dolar seviyesi görüldü en düşük seviye olarak. Sert bir fiyatlama var. Yaklaşık 50 dolarlık bir bant aralığından bahsediyoruz. Son durumda rakam 1557 dolar. Burada da acaba virüs salgınının etkisi geride bırakılıyor mu diye bakılıyor. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz son saatini? 3 dakikanın 1 dakikası. Artık 2,5 bir şey kaldı. Evet, diye, Belgin Hanım'a da şey yapacağım. Bırakacağım. Ben şey söyleyeyim. Ya, ons altında 1557 ikili tepe seviyesi. Yani daha önceki 1557. Tam da oradayız aşağı yukarı. Yani nereye bakarlarsa büyük ihtimal son 2 yıla bakarlarsa burada gözükmez. Dolayısıyla ben 1557 dolar üstünde alış tarafında, altında satış tarafında kalmayı yeğliyorum. Bunun altında da kalırsa 1525'e kadar da hala bir marj bekliyorum. Birkaç kez bu beklentim İran ve virüsle kesildi. Ama ben şu anda mesela elinde fonların tuttuğu altın miktarı değişmeden işte virüs haberi geliyor. Bir yukarı kesintili bir yükseliş oluyor. Dolayısıyla benim beklentim virüs riski ortadan kalktığı zaman 20-25 dolarlıkta bir geri çekim olabileceği, ama bu hemen bugünden yarına olmayabilir. Bir süre daha 1550-1565 arasında gidip gelebiliriz. Çünkü piyasalar buna inanması lazım. Bunun en büyük göstergesi de Amerikan tahvillerinde işte 1.70-1.50 hareketi biraz ons altında belirleyici oluyor. Ama 2020'de de ben ons altının yani 1525'e de gelse hala talep tarafında yani devam edeceği düşünüyorum. Hala bir ikinci alternatif olarak da değerlendirilebilir. Peki. Son birkaç sözü de ons altın için sizden alalım Belgin. Evet. Ben biraz daha burada şeydeyim. Petrol fiyatlarını izleme tarafındayım. Petrolde aşağı yönlü hareket oldukça altında da yine aynı şekilde aşağı yönlü hareketleri görmeye devam ederiz. Ama yılın geneline baktığımızda evet katılıyorum. Yine portföylerde olmalı. Çünkü merkez bankalarının rezervleri hemen hemen majör merkez bankaları neredeyse her ay artıyor rezervleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aynı şekilde. Dolayısıyla hep gözümüz altında olacak. Ama bu gram altın olur, ama bu ons altın olur. 1600 dolarlar en üst seviyeydi. Bunu ani şoklarla o seviyeyi test ettik ama yılın geniş alanında baktığımızda aşağıda 1500, yukarıda ise 1580 bu bant aralığına giden bir seyir izleyecektir. Deniz Sarap, Belgin Maviş, Tonguç Erbaş, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ekonomi Masası'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.